İlk adım frekans. Hedef HD yayın. Daha iyisi, daha güzeli için yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık. Türkiye'nin Milli Sesi Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor. HD yayın olanağına kavuşmak için ilk adımı atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için 0212 912 32 80'i arayın. 1 Eylül'e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Günaydın Türkiye, günaydın değerli Ulusal Kanal izleyenleri ve Ulusal Radyo dinleyenleri. Ben Deniz Adalı, İstanbul, güzel bir İstanbul sabahından sesimizin ulaştığı her yere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Güzel ve canlı bir programla karşınızdayız. Yine gün yaşanan önemli gelişmeleri aktaracağız. Gazete manşetlerini aktaracağız. Önemli köşe yazısı var, bir köşe yazılarını tabii takip ediyoruz, sizlere aktaracağız bunları da. Ve tabii haberlerimiz var, siyasetten haberler var, yurttan haberler var. Ve hazırsanız Günaydın Türkiye başlıyor. Günaydın Türkiye. 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 Bir kez daha günaydın Türkiye. Bugün takvim yaprakları 16 Ağustos 2018'i gösteriyor ve her zaman olduğu gibi tarihte bugünle başlıyoruz ve 16 Ağustos 2018'den tarihe bakıyoruz. Neler olmuş onları bir kez daha hatırlıyoruz. Evet, hazır mı arkadaşlar? Evet. 16 Ağustos 1945'te yazar Mahmut Yesari hayatını kaybetti. 16 Ağustos 1997'de 8 yıllık zorunlu eğitim yasallaştı. 16 Ağustos 2011'de, 2001'de düzeltiyorum. Yazar, denemeci ve eleştirmen Abdullah Rıza Ergüven hayatını kaybetti. Ergüven aydınlık yazarı ve İşçi Partisi üyesiydi. 2012'de de jeoloji mühendisi, eski TMOB yönetim kurulu üyesi, SDP üyesi ve İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel'in ağabeyi Ersin Önsel hayatını kaybetti. 16 Ağustos'ta genel itibariyle vefat haberleri verdik. Tabii önemli isimlerdi bunlar. Türkiye'nin önemli değerleriydi. Ve bir kez daha ışıklar içinde uyumalarını diliyoruz bu isimlerin. Gündeme bakalım, gündemde neler var. Ekonomi ilk sıralarda, biliyorsunuz Türkiye'de son haftada özellikle. TÜİK Haziran ayı sanayi üretimiyle ciro endekslerini açıklayacak bugün. Dünya diplomasisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek. Ve güncel olarak FETÖ davaları var, FETÖ operasyonları olabilir. Tabii bunları da takip edip sizlere gün içindeki bültenlerimizde aktarıyor olacağız değerli izleyenler. Sporda ne var? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yapılacak. Bugün Türk takımlarından Beşiktaş, Avusturya temsilcisi Last Links ile Medipol Başakşehir'de, İngiltere ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya gelecekmiş. İki temsilcimize de şimdiden başarılar diliyoruz ve İstanbul trafiğine bakıyoruz. Bu saat, bu dakika itibariyle İstanbul trafiğinde durum ne? Hemen köprülerden başlayalım her zaman olduğu gibi. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık. Birinci köprü üzerinde bir trafik yoğunluğu yok, ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprüde bir yoğunluk var. Özellikle köprünün girişine kadar devam eden bir yoğunluk. Nereden başlıyor? Üsküdar'dan köprüye kadar bir yoğunluk var Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Yine ikinci köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir yoğunluk söz konusu ve bu yoğunluk Ümraniye'den başlıyor. Bazı bölümlerde açıyor, akıcı bir yoğunluk var, ama bazı bölgelerde ise bir trafiğin durma noktasında, hatta durduğunu söyleyebiliriz. E5 ve TEM'de durum ne? Avrupa yakasından başlayarak anlatalım. Esenyurt'ta E5 TEM bağlantı yolunda bir trafik yoğunluğu var, ama önceki günlere nazaran bugün yoğunluk oldukça az bir durumda, az bir seviyede. E5'te Avcılar'da bir yoğunluk söz konusu. Beylikdüzü'nden başlıyor Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk. Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar ve hatta Bakırköy girişine kadar devam ediyor. Ve oradan sonra da Bahçelievler'de kısmen yoğunluklar var. Bu yoğunluklar akıcı yoğunluklar olduğunu söyleyelim. Ve oradan
Birinci köprü bağlantısına uzanan bölgede Bayrampaşa'da bir yoğunluk var. Yine bu yoğunluğun da akıcı olduğunu söyleyelim. Onun ardından köprüye kadar bir yoğunluk yok. Avrasya Tüneli bağlantısında sadece Bakırköy'de kısmi lokal bir yoğunluk var. Bakırköy'de, Kavşak'ta birinci köprü ve Avrasya Tüneli bağlantısında bir yoğunluk var. Onun dışında Avrasya Tüneli'nde bir yoğunluk yok. Birinci köprüde dediğimiz gibi Zeytinburnu'nda birinci köprü bağlantı yolunda Zeytinburnu'nda bir yoğunluk var. Ve Bayrampaşa'da yine bir yoğunluk var. Ve onun ardından da köprüye kadar bir trafik yoğunluğu yok. Onun köprü geçirdikten sonra da Ataşehir bölgesinde bir trafik yoğunluğu var. Ve bu yoğunluğun da bazı bölgelerde akıcı olduğunu söyleyelim. Bazı bölgelerde ise daha yoğun bir, hatta bazı yerlerde de trafiğin durduğunu söyleyebiliriz. Ataşehir'den başlayan yoğunluk Sancaktepe'de devam ediyor. Sancaktepe'de yoğunluk biraz artıyor. Sancaktepe geçirdikten sonra kısmi aralıklarla Sultanbeyli'ne kadar bir yoğunluk var. Ve Sultanbeyli sonrası da trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz bu E5'te. TEM'i aktaralım şimdi. TEM'de durum nedir? Esenyurt'ta bir yoğunluk var. Avrupa yakasında Anadolu'ya geçişte. Esenyurt'tan başlayan yoğunluk bazı bölgelerde trafik duruyor. Bazı bölgelerde ise akıcı yoğunluk var. Ve ardından nereye kadar? Birinci köprü bağlantısında Bayrampaşa'ya kadar yoğunluk yok. Ve ikinci köprü bağlantısında sadece Kağıthane'de, yani Esenler'den ikinci köprüyü tercih ettiğinizde TEM'de sadece Kağıthane'de akıcı bir yoğunluk var. Onun ardından da köprü geçiliyor ve köprü geçiş sonrasında da Ümraniye'ye kadar bir yoğunluk yok ve Ümraniye'de E5 bağlantısında bir yoğunluk var. Eğer TEM tercih edildiğinde yine az önce aktarmıştık. Sancaktepe'de bir yoğunluk oluşuyor ve yine Sultantepe'de Sultanbeyli'de düzeltiyorum bir yoğunluk var ve bazı bölgelerde yoğunluğun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında da İstanbul'da şu dakika itibariyle trafik yoğunluğunun da genel hatlarıyla %33 yoğunluk seviyesinde olduğunu söyleyelim. Önemli uyarılar varsa ekrana getirelim arkadaşlar. Avcılar'da bir uyarı görüyorum. Avcılar'da 27 dakika önce D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır denilmiş. Bu uyarı 27 dakika önce verilmiş. Yol kapalı 20 saat önce yol kapalı uyarısı var. Bahçelievler Mahallesi Taratpaşa Caddesi'nin bir bölümü iski çalışması sebebiyle Adnan Kahveci Bulvarı istikametine doğru trafiğe kapalıdır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır denilmiş. 22 dakika önce bir kaza bildirimi var. Nerede? Sahil yolu Balat Eminönü yönünde orta şerit trafik kazası yaralanmalı. Nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edilmiş bölgeye. Bir uyarı daha var. 42 dakika önce bir kaza bildirimi daha var. Unkapanı Şişhane yönünde trafik kazası zincirleme. Trafik kazası enkaz kaldırılmış. Yani kaza yapan araçlar kaldırılmış. Bölgede yoğunluk devam etmektedir denilmiş. Ve bu bölgedeki bir yol çalışması herhalde yeni olduğunu zannediyorum arkadaşlar. Bunu bir ekrana taşıyalım. Yok, 15 gün önce başlayan Bayıldım Caddesi'ndeki çalışmaymış. Onu da aktarmış olduk. Evet, Anadolu yakasında bir araç arızası var. 13 dakika önce verilmiş. Küçükyalı Bostancı yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır denilmiş. Ve bu uyarı 13 dakika önce yapılmış. Başka bir uyarı var mı arkadaşlar önemli aktarabileceğimiz? Avcılar'da bakım onarım çalışması varmış. 16 gün önce başlayan, tabii yoğunluğa neden olduğu bölgelerde özellikle o uyarıları aktarıyoruz. Yoğunluk olan bölgelerde D100 Küçükçekmece yan yol bağlantısı bakım onarım çalışması sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı denilmiş. 16 gün önce başlamış bu çalışma. Bunu da aktarmıştık herhalde Avcılar'daki. 29 dakika önce Avcılar'da bir araç arızası var. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır denilmiş değerli izleyenler. Ve bu dakika itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB trafik haritasında yoğunluğun %33 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Ve yeni gelişmelerle, tabi yeni durum ilerleyen dakikalarda yeni durumlarla da vakit kaldıkça, süre yettikçe trafiğin yoğunluğuna veya duruma göre sizlere yeni bilgileri aktarmış olacağız. Tarihte bugünü söyledik, gündemi başlıklarına baktık ve İstanbul trafiğini de aktardık. Şimdi biraz gazete manşetlerine bakalım. Bugün 16 Ağustos 2018'de gazeteler hangi manşetlerle çıkmış ve en önemli konular neler görülmüş? Aydınlık gazetesiyle başlıyoruz. İş piyasada dövizle ticaret sınırlansın manşetiyle çıkmış bugün Aydınlık gazetesi. İhracatın lokomotif sektöründen önemli çağrı. İç piyasada dövizle ticaret sınırlansın. Kur saldırılarına karşı iş dünyası atağa geçti. Turizmciler kuru sabitledi. Otomotivciler liraya döndü. İnşaatçılar ABD menşeli ürünlerin kullanılmayacağını açıkladı.
Tekstilciler de dolar bozduracak denilmiş. Bir haber daha var onun hemen altında. Tavuk devinden 800 işçi çıkarıldı. Yumurta ve pirinç eti sektöründe hizmet veren Keskinoğlu Tavukçuluk'ta 800 işçinin iş akdi feshedildi denilmiş. Yine seferberlikte biz de varız. Ankara Ticaret Odası'nın yaşanan Amerika'nın ekonomik saldırısına karşı taarruza geçirmesine, seferberlik ilan edilmesine biz de varız diyerek destek vermiş. Bu haberi de sizlere iletmiş olduk. Pekin Büyükelçisi Önen'in açıklamaları var. Çinli turist rekor kıracak diye. Bu açıklama haber bültenimizde de olacak. Hatta bu açıklamayı birebir Sayın Büyükelçinin ağzından size dinleteceğiz ve onun sözleriyle turist yoğunluğu nasıl olacak ve hangi bölgelerde daha çok veya turist sayısı kaç olması planlanıyor ya da kaç kişi gelecek, bunları da ilerleyen dakikalarda haber olarak da sizin ekranlarınıza ve radyolarınıza getireceğiz. Değerli izleyenler, bakalım sürmanşette ne var Aydınlık Gazetesi'nde. Sürmanşette ABD yaptırımlarına %100 misilleme, Amerika'nın ülkemize yönelik ekonomik operasyonuna 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verildi denilmiş. Dün yapılan yine bu hamle, ek gümrük vergisi misilleme ile ilgili haber sürmanşette verilmiş. Yine Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın dün yaptığı alternatif pazarlarımız var açıklaması da sürmanşette yer alıyor değerli izleyenler. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te ne var manşette? Hürriyet'in manşeti Made in USA vergileri. Trump'ın devreye soktuğu yaptırımlara karşılık veren Türkiye başta otomobil olmak üzere ABD menşeli ürünlere uygulanan vergiyi %100'e varan oranlarda arttırdı denilmiş. Avrupa ile yakın temas, yine Almanya Başbakanı Merkel ile dün telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşecek denilmiş. Ve Katar'dan 15 milyar dolarlık yatırım haberi dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü Beştepe'de. Ve o görüşme sonrasında Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı, yatırım sözü verdiği aktarılmıştı. Önemli bir haberdi bu. Dün içerisinde oldukça yankılanmıştı. Bugün de gazetelerin birinci sayfalarına böyle haber olarak yansımış değerli izleyenler. Pence yine tehdit etti. Pastör Brunson'un ev hapsine itirazının mahkemece reddedilmesinin ardından Amerika'dan dün yine tehdit dolu açıklamalar geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders'ın Türkiye Brunson'a adaletsiz davranıyor dediği sıralarda Amerika Başkan Yardımcısı Pence skandal bir tweet daha attı. Türkiye Başkan Trump'ın kararlılığını test etmese iyi eder demiş. Pence tehditlerine devam etmiş. Resmen suçüstü diye bir haber var. Resmi plakalı vidanjörün kapkara atıkları cennet dereye boşalttığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Evet, bu görüntü özellikle dün sosyal medyada çokça tartışılmıştı. Resmen suçüstü başlığıyla duyurulmuş haber. Kırklareli Demirköy'de İl Özel İdaresi'nin resmi plakalı bir vidanjörü Mutlu Deresi'ne kanalizasyon boşaltırken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken Vali Osman Bilgin'in talimatıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı denilmiş. Kırmızı listeye nokta atışı, bu da önemli. Dün akşam düşmüştü basına. Bu haberde yine önemli gelişmelerden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri MİT'in ortak operasyonunda terör örgütü PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden hava harekatıyla öldürüldü. Ve tabi bu da önemli bir gelişme olduğu için Hürriyet'te birinci sayfada haber olarak yer bulmuş. Ve özellikle akşam saatlerinde, geç saatlerinde bu haberin düştüğünü belirtelim. Sürmanşete bakalım arkadaşlar, neler var? İlaçlar pasif, hasta mağdur. SGK yerelleşme amacıyla 143 ilacı pasif alıp geri ödemesini durdurunca olan hastalara oldu denilmiş. İlaçta yaşanan bir sıkıntı sürmanşette haber olarak yer görmüş. Sollayan uçtu, sollamayan kaldı, o durdu, sollayan uçtu diye Cenova'da o köprü faciası ile ilgili bir ilginç ayrıntıyı bugün sürmanşetine taşımış Hürriyet gazetesi. Luigi isimli sürücünün kullandığı köprünün yıkılan kısmına birkaç metre kala durmuş kamyon, ölü sayısı dün 39'da çıkan facianın sembol fotoğraflarından biri oldu demiş. İşte bu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz kamyon durmuş. O anda onu sollayan araçta büyük bir tarihsizlik eseri köprüden aşağıya uçmuş. Değerli izleyenler, Hürriyet'in sürmanşetinden de İtalya Cenova'da yaşanan köprü faciası ile ilgili ilginç bir ayrıntıya, o fotoğrafa yer verilmiş. Devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde ne var?
Türkiye seferber, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına, Türk milleti tek yürek olup Amerika'nın kirli kur oyununu bozdu. Dolar ekonomik direniş karşısında tepe taklak düştü denilmiş. Kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amerika'ya sert tepki. Yaşananlar utanç verici. Trump müttefiklik hukukunu yok saydı. Evangelist Siyonist komplo bozguna uğrayacak. 15 Temmuz'da atılan bombalarla pimi çekilen döviz bombası aynı merkezlerde imal edildi. Pensilvanya'daki hain iade edilirse papazın teslimi gündeme gelebilecek. Ekonomik abluka karşısında 81 milyon korkusuzca duruyor. Bayrak düşmeyecek. Türkiye kaybetmeyecek. Biz kurla kurulmadık. Dövizle devrilmeyiz dediği biz de aktarmış olduk. Devlet Bahçeli'nin özellikle Amerika'nın ekonomik saldırısına karşı yaptığı açıklamalar Sabah gazetesinde manşetin altında tabii açıklamanın satır başlarını vererek haberleştirilmiş. Değerli izleyenler, Amerika'ya 533 milyon dolarlık darbe, Türkiye elektronik ürün ve inşaat malzemesi boykotundan sonra ABD'ye yeni darbe vurdu. Başkan Erdoğan'ın kararnamesiyle ABD menşeli iki üründe vergi oranı iki kat arttırıldı. ABD'ye 533 milyon dolarlık misillemeyle karşılık verilmiş oldu. Ne güzel de oldu. Bir tek bu haberde Başkan Erdoğan sözüne muhalif olduğumu, yani bunu kabul etmediğimi söylüyorum. Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var, başkanlık sistemi yok. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılsaydı buna hiçbir itirazım olmayacaktı değerli izleyenler. Yatırımcılar sıraya girdi. Dünyanın gözü yatırımcı zirvesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yapacağı telekonferans için 3783 uluslararası yatırımcı kayıt yaptırdı denilmiş ve yoğun bir ilgiden bahsedilmiş. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili bizim de bir hazırladığımız haber var. Bunu da ekranlarınıza taşıyacağız. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette Katar'dan 15 milyar dolarlık yatırım. Çalışma yemeğine Bakan Albayrak'la Katarlı Bakan Elham Emadi de eşlik etmiş. Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki görüşmesinden bir fotoğraf verilmiş. Ve iki lider de el ele fotoğraf vermişler. Ve özellikle 15 milyar dolarlık yatırım konusunu da Sabah gazetesi sürmanşetine taşımış. Emeklilerin ikramiye günüyle ilgili bir haber var. Bağkur ve SSK emeklileri 1000 TL'lik bayram ikramiyesini bugün oluyor denilmiş. Emekli sandığı emeklilerine ise bayram ikramiyeleri yarın ödenecek. Emekli maaşları 18 Ağustos'ta ödenecek diye de yine bu habere bir bilgi de eklenmiş değerli izleyenler. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşetinde sabah aktardık. Evet, Akşam gazetesinin manşetinde hayaller kriz, gerçekler istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında birleşen Türkiye ekonomik savaştan zaferle çıkacağının sinyallerini verdi. Son rakamlar kirli oyunun ne kadar siyasi amaçlı olduğunu ortaya koydu demiş. İşsizlik 9.7'ye indi. Konut satışı %6,9 arttı. Bütçe fazlası 1.1 milyara çıktı diyerek ekonomide istikrar olduğu belirtilmiş, iddia edilmiş. Ve bu açıklamada nasıl başka ayrıntılar var onları da hemen aktaralım. %100 misilleme ABD borsalarına vurdu. O başka bir habermiş. Yine işsizlikte tek hane konutta rekor açıklaması o haberin ayrıntıları olarak verilmiş. Türkiye ekonomik savaştan yana değil. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın'ın dün yaptığı açıklama birinci sayfada haber olarak yer almış. Türkiye'nin kimseyle ekonomik savaştan yana olmadığını söylemiş. Devletimizin aldığı tedbirlerle iyiye gidişin başladığını görüyoruz demiş Cumhurbaşkanı sözcüsü. Evet, para sihirbazı Türkiye'yi seçti diye bir haber var. Ünlü yatırımcı Mike Faber, bir miktar Türk hissesi alacağım, bence Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı demiş. Ve bu haberde birinci sayfada yer almış. Yine bakıyoruz, dolar BDDK darbesiyle çakıldı. ABD'den hadsiz açıklamalar. Akbank bir günde 1,5 milyar dolar döviz satışı oldu gibi ekonomiyle ilgili gelişmeler bu şekilde sıralanmış değerli izleyenler. Polisi görünce USB yuttu. FETÖ operasyonlarıyla ilgili bir haber. İstanbul merkezde 14 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün yurt dışındaki üst yapılanmasıyla bağlantıları sağlayan 33 kişi gözaltına alındı. Bir örgüt üyesinin USB belleği yuttuğu çözülen Baylok mesajlarında ortaya çıktı denilmiş ve PKK'ya Sincar'da darbede yine PKK'nın üst düzey yöneticisinin öldürülmesiyle ilgili bir haber de birinci sayfada sol alt kısımda oldukça küçük bir haberle verilmiş. Sürmanşete bakalım. Evet, emekliye bayram öncesi hem ikramiye hem maaş haberi sürmanşette. Ve Avrupa'da tur günü Başakşehir ile Beşiktaş'ın rakipleriyle oynayacağı maçların haberi duyurulmuş.
Haydi altınlar sisteme diye 200 milyar dolarlık servet yastık altında denilmiş ve akşamın ekonomik savaşa karşı dev çağrısı diyerek de bu çağrı yapılmış. Bayramda köprü ve otoyol ücretsiz. Cumhurbaşkanı kararı da 18 Ağustos Cumartesi saat 00'dan 27 Ağustos Pazartesi saat 07'ye kadar otoyollarda 15 Temmuz şehitler ve FSM köprülerinden geçişler ücretsiz. Diğer köprülerse pahalı. Hangi köprüler onlar? Birazdan bir haberimiz var bu konuyla ilgili. Onu da aktarmış olacağız. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcünün manşetinde bugün ne var? MHP lideri Bahçeli milyonların duygularına tercüman oldu. Köprü ve otoyol için ödenen garanti geçiş parası TL'ye çevrilsin. Bahçeli Amerika'ya tepki için her türlü boykotu desteklediklerini belirterek iktidara başlıktaki öneri dahil bir dizi önlem sundu denilmiş ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından hem satır başı hem de yaptığı bu öneri neymiş? O öneri köprü ve otoyol için ödenen garanti geçiş parası TL'ye çevrilsin, dolar olarak ödeniyordu biliyorsunuz değerli izleyenler. Bu paranın da, bu geçiş ücretinin de liraya çevrilmesini istemiş Bahçeli. Sözcü de bunu manşetine taşımış. Restores diye bir haber var hemen o haberin altında. Amerika'dan ithal edilen 22 kalemde vergi iki katına çıkarıldı. Amerika'nın 553 milyon dolar vergi kaybı olacak demiş. Toplamda Amerika'nın kaybını 553 milyon dolar olarak haberleştirmiş Sözcü gazetesi. Brunson'un talebi ikinci kez reddedildi. ABD'li rahip Andre Brunson'un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasasına yapılan itiraz kabul edilmedi demiş. Büyükada tutuklusu serbest diye bir haber var. Hemen Brunson'un haberinin altında darbe toplantısı yapmakla suçlanan Af Örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç tahliye edildi denilmiş. İran gazı kesilirse ekonomi felç olur. Necdet Pamir'in, enerji uzmanı Necdet Pamir'in açıklamaları. Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargonun Türkiye'ye olası etkisini böyle değerlendirmiş. Avrupa Birliği'nin reddettiği bu ambargoyu kabul etmek doğru değil demiş. Ve tabii ilk sayfada yine ekonomi ve özellikle Amerika ile ilişkiler, Amerika ile gerilim konusundaki röportajlar ve açıklamalar ön plana çıkmış. İlaç çok acı ama içmek zorundayız. CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün bir açıklaması var. Kaybedecek vakit yok. İktidardakiler rüyadan uyanıp köklü çözüm için adım atmalı demiş ve Sözcü Gazetesi de bunu haberleştirmiş. Sür manşetine bakalım. Sür manşette emekli maaşları erken ödenecek diye bir haber var. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilerin bayram tatiline rastlayan günlerdeki maaş ödemelerini öne çekti demiş. Maaşlar 18 Ağustos'tan itibaren bankamatikten 20 Ağustos itibarinde de bankalardan ödenecekmiş. Değerli izleyenler, Sözcü Gazetesi'nde de bu haberler vardı. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet'in manşeti Katar'dan 15 milyar dolar. Yine Katar emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki görüşmesinden bir fotoğraf var. Yemek fotoğrafı taşınmış manşete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Katar emiri Şeyh El Sani, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım kararı aldı denilmiş. Türkiye'nin yanındayız açıklaması da yine Katar emirinin bu haberde ayrıntı olarak eklenmiş. Yatırımcılardan Türkiye'ye büyük ilgi diye bir haber var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankacılarının sonu bugün 1000'e yakın yabancı yatırımcıyla görüşecek. Görüşme için 3000 talep gelen Albayrak'ın Amerika, Avrupa ve Orta Doğu yatırımcılarla doğrudan temas kuracağı görüşme telekonferans yoluyla gerçekleştirilecek denilmiş. 2 ayda 2 misilleme. İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi esnafı hükümetin dövizlerinizi bozdurun çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurmuş. Amerika'nın viskisine %140 vergi tutar, 533 milyon dolar diye yine Amerika'ya yönelik ek vergi, ek gümrük vergisi kararı misillemesi de haberleştirilmiş. Önlemler alıyoruz haberi var hemen o haberin altında. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Lefkoşa'daki görüşmesinden bir fotoğraf verilmiş. Meclis Başkanı Yıldırım ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Yıldırım, Türkiye'deki bütün siyasi partilerle birlikte ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz demiş. Swap işlemleri sınırı %25. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada swap işlemlerinde öz kaynak sınırının %50'den %25'e çekildiği duyurulmuş. MHP'den boykota destek açıklaması yine haber olarak yer görmüş. Rusya ile vize anlaşması da, Ankara ile Moskova iş insanları, tır ve kamyon şoförleriyle serbest pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda
anlaşmaya vardı. Çalışma grupları bayram sonrası bir araya gelecek denilmiş. Sincar'da PKK'ya büyük darbe, TSK ve MİT operasyonuyla PKK'nın sözleriyle başlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili de bir haber yer almış. Sürü manşette bakalım arkadaşlar. Emeklilere çifte bayram ücretsiz, az önce aktarmıştık ayrıntılarını. Köprü ve otoyollar ücretsiz, yine bunun ayrıntısını da aktarmıştık. Bahçeli okul bir ihtiyaç diye bir haber var. Çocuklar için açık hava oyunları vazgeçilmez bir ihtiyaç. Açık havada oynamak D vitamini ve oksijenin daha iyi alınmasını sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır. İnce kalın motor becerilerini artırır. Bu yüzden çocuklar bahçeli okullara, çocukların bahçeli okullara ihtiyaç duyar denilmiş bir uzmanın çocukların bahçeli okul ihtiyacı ile ilgili açıklamalarına yer verilmiş sürü manşette. Burada ilginç bir haber ve güzel bir haber. Tabi uzmanların bu tip uyarılarını dikkate almakta yarar var. Çünkü onlar çocuklar, bizim geleceğimiz ve onların daha düzgün, daha güzel bir ortamda ve daha sağlıklı bir şekilde büyümeleri, yetişmeleri bu ülkenin de yararına. Sıradaki gazeteye bakalım. Milli Gazete'nin manşetinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu krizden çıkış için reçeteyi paylaştığı israfın önüne geçilmeli demiş Karamoğlu. Acil kriz toplantısı çağrısını yinelemiş. Tüm liderler bir araya gelsin çağrısı yapmıştı. Karamoğlu o çağrıyı yinelemiş. Türkiye'nin krizden bir an önce çıkması için de 21 maddelik kriz reçetesini kamuoyuyla paylaşmış. Yönetim kademesi için yakınlık ve akrabalığın değil, ehliyet ve liyakatın önemli olduğunu ifade eden Karamoğlu, israfların önüne geçilmesi ve lale devrinin bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapmış. Ve Milli Gazete'de bu açıklamayı manşetine taşımış. Erdoğan'ın Katar Emiri ile görüşmesi yine manşetin hemen yan tarafında haber olarak yer almış. 15 milyar dolar yatırım sözü yine Katar Emiri'nin yaptığı bu açıklamada haberin altına eklenmiş. Brunson'un tahliye talebinin reddedilmesi de yine ayrıntıları onda denilmiş ama tabii ayrıntıları haber olarak dün akşam aktarmıştık. Yine ilerleyen dakikalarda bu haberi yeniden ekranlarınıza taşıyacağız. Depreme kesinlikle hazır değiliz. Kocaeli Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sevir Şerif Barış, depreme kesinlikle hazır değiliz. 17 Ağustos'un üzerinden 19 yıl geçti ama yapılması gereken bütünleşik bir afet yönetim sistemiyle toplumun tüm bireylerinin bu işin içerisinde olması gereken bir hazırlığımız yok demiş ve bu açıklamada tabii oldukça dikkat çekici ve kritik bir açıklama. 19 yıl geçti ama hala depreme hazırlıklı değiliz. Tabii bu da Türkiye açısından kötü bir durum. Afganistan'da askeri karakola saldırı, 45 ölü. Afganistan'ın Bangla eyaletinde Taliban'ın bir askeri karakola gerçekleştirdiği saldırıda 45 asker ve polis hayatını kaybetmiş. Amerika'dan ithalata %100 ek vergi, yine bu haberin ayrıntılarında aktarmıştık. Bütçede 7 aylık açık 45 milyar lira. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 1.1 milyar lira fazla. Ocak-Temmuz döneminde ise 45 milyar lira açık verdi. Bütçeden faizi ödenen para Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %28.1 artışla 41.9 milyar lira olmuş. Sürü manşete bakalım. Haç anlamak, arınmak ve adanmaktır demiş Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Mekke'de basın haç organizasyonu bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada sürü manşette yer almış. Gazete turuna biraz ara verelim. Haberlere bakalım şimdi. Önemli haberler, önemli gelişmeler var demiştik. Bu haberleri ekranlarınıza taşıyalım. İlk haberimiz de Sincar. TSF az önce ayrıntılarını aktarmıştık. İşte PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu, KCK yürütme üyesi hava harekatıyla öldürülmüştü. Bu haberin ayrıntılarına bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Irak'ta terör örgütü PKK'nın yeni Kandili diye tabir edilen Sincar Dağı'nı bombaladı. 11 aylık şehit Bediren bebeğin adının verildiği operasyonda aralarında örgütün sözde Sincar sorumlusu dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri Sincar'a bomba yağdırdı. Akşam üzeri saat 18 sularında başlayan bombardıman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. 11 aylık şehit Bediren bebeğin adının verildiği operasyonda kırmızı listede aranan PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözlü yürütme konseyi üyesi ve Irak Kuzeyi Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengalikod adlı İsmail Özden'in öldürüldüğü belirtildi. Harekatta çok sayıda hedef ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın yeni Kandili diye tabir edilen bölgeye yönelik hava harekatı, Irak Başbakanı İbadi'nin Ankara ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Bölgenin Amerika'nın terör örgütüne sağladığı kara yardımlarının geçiş noktası olması da dikkat çeken bir başka ayrıntı. Amerika geçtiğimiz aylarda Sincar bölgesine 200 kurmuştu. Bölgede yaklaşık 100 Amerika askeri bulunuyor. Kandil operasyonu sonrası 2000'den fazla PKK'lı da Sincar'a yerleşmişti. Sincar ilçe merkezi ile dağınık bölgelerinde 4000'den fazla PKK'lının olduğu biliniyor. Devam edelim haberlerimizle. Ankara ile Washington arasında yaşanan krizle ilgili Amerika'dan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye Başkan Trump'ın kararlılığını test etmemeli dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Türkiye'nin ek ithalat vergileri yanlış yönde atılmış bir adım. Rahip Brunson serbest bırakılsa dahi vergiler indirilmeyecek dedi. Amerika'dan Türkiye'ye tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Rahip Brunson masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmemeli diyerek yeni bir tehdit savurdu. Bir başka açıklama ise Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan geldi. Sözcü, Türkiye'nin ek ithalat vergileri üzücü, yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt, desteklemiyoruz dedi. Rahip Brunson'ın bırakılması durumunda Türkiye'ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı diyen Sözcü, bizim ulusal güvenliğimizle ilgili fakat Brunson'ın serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, Türkiye'dekilerin değer kaybı ve ekonomik sorunlarla ilgili bizim ilgimiz yok. Bu uzun süreli kendi başlarına yarattıkları bir gidişat savunması da yaptı. Onlarınki ulusal güvenlikle ilgili, bizimki ulusal güvenlikle ilgili değil mi? Siz ulussunuz, Türk milleti ulus değil mi? Yani siz de hatta kaç yıllık ulussunuz? Türk milletinin ulusluğu, devletliği, milletle kurduğu devletler yüzyıllardır, bin yıldır devam ediyor, binlerce yıldır hatta devam ediyor. Siz 100 yıllık bir devletken ulus olabiliyorsunuz, biz olamıyor muyuz? Yani bu açıklama ne kadar küstahça bir açıklama olduğunu da, Amerika'nın bu tavrının da, sürekli devam eden tavrının da hiç değişmediğini de belirtmek gerekiyor. Yani onlarınki ulusal güvenlikle ilgiliymiş, bizimki değilmiş. Tuhaf bir açıklama. Tabii şuna da dikkat çekmek istiyorum özellikle. Türkiye'deki liranın değer kaybı ve ekonomideki sorunlarla ilgili bizim ilgimiz yok. Kimin ilgisi var o zaman? Açıklamalar neden yaptırımlar devam edecek diye. Bu uzun süreli kendi başlarına yarattıkları bir gidişat söyleminin de özellikle ABD'de bulunan filari FETÖ'cüler tarafından kullanılan bir kalıp olduğunu, bir cümle olduğunu da dikkatimi çekti. Sizlere de aktarmak istedim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telekonferans görüşmesi vardı. Onunla ilgili ayrıntılara bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla yapacağı telekonferans görüşmesine ilgi yoğun. 1000 katılımcının beklendiği telekonferans görüşmesine yaklaşık 4000 katılım talebi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yabancı yatırımcılardan yoğun bir ilgi var. Edinilen bilgiye göre telekonferansa 700 ila 1000 arasında katılımcı beklenirken Amerika, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere telekonferansa şu ana kadar 3783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı ve kayıtlar devam ediyor. Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16'da, New York saatiyle 09'da yapılacak. Bu buluşmada Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek ve son ekonomik gelişmenin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Evet, devam edelim değerli izleyenler. Dünün en sıcak gelişmelerinden biriydi Brunson'ın tahliyesini, yani ev hapsine itirazı. Onunla ilgili ayrıntılara bakalım. Bir kez daha düne gidelim, dünü hatırlayalım. Amerika ile Türkiye arasında rahip Brunson krizi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu rahibin avukatının ev hapsi itirazına yanıt geldi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi avukat Cem Halavurt'un itiraz talebini yine reddetti. Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi ikinci kez reddedildi. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışı yasağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Halavurt mahkemeye sunduğu dilekçede sanık Brunson'ın terör örgütleri PKK ve FETÖ-PYD ile ilişkisini gösteren delillerin mevcut olmadığını, müvekkiline istinat edilen casusluk suçlamasının hukuki dayanağının bulunmadığını öne sürmüştü. Halavurt'un itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Cem Halavurt, red yanıtının ardından yaptığı açıklamada dosyanın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini belirterek kararın orada yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Öte yandan Halavurt'un başvurusu öncesinde krizin günden güne tırmandığı Amerika'yla kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Amerika Büyükelçimiz Serdar Kılıç, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la görüşmüştü. Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki köşesinde aktardığına göre diplomatik kaynaklar Bolton'ın Brunson bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşmayı konuşamayacaklarını söylediğini ifade ediyor. Bir araya gidelim değerli izleyenler. Aradan sonra Günaydın Türkiye devam edecek. Günaydın Türkiye devam ediyor değerli izleyenler. Bu dakika itibariyle haberlerimizi vermeye devam edeceğiz ama bu dakika itibariyle bir piyasalara da bakalım. Son durum nedir? O bilgileri de aktaralım size. Şu dakika itibariyle serbest piyasada dolar 5.97 seviyesinden, euro da 6.84 seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı ise 226 lira seviyesinde şu dakika itibariyle serbest piyasada dolar, euro ve altının durumunu aktarmış olduk. Haberlerle devam edelim değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rahip Brunson'un serbest bırakılmamasını hayal kırıklığı olarak nitelendiren Beyaz Saray yanıt verdi. Bizim de hayal kırıklıklarımız var dedi. Çavuşoğlu, Gülen'in iade talebini, PKK-PYD'ye yapılan silah yardımlarını hatırlattı. Beyaz Saray'dan yapılan hayal kırıklığı açıklamasına yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadıkları hayal kırıklığını düşünmemeliler. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığı nedir? Bunlar da dikkat alması gerekiyor. Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Sudanlı mevkidaşı Aldirdiri Muhammed Ahmet'le ortak basın toplantısı düzenledi. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz değildir, çaresiz değildir. Ve her ülke ve her millet onurludur. Herkesin onuru var. Buna da saygı duymaları gerekir. Toplantıda Beyaz Saray'ın Papaz Brunson'un serbest bırakılmamasına ilişkin yaptığı açıklamalar hatırlatıldı Çavuşoğlu'na. Bizim halkımızın da bizlerin de hayal kırıklığı var. ABD yanı başımızda PKK-YPG'ye binlerce tır dolusu silah verdi. Yetmedi, kargolarla taşıdı, silah verdi. Başkan Donald Trump, Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çavuşoğlu da Türkiye'nin Amerika'ya ilettiği FETÖ dosyalarını, örgütün elebaşı Gülen'in iade talebini hatırlattı. Türkiye'de darbe yapan, darbe girişiminde bulunan bir hain var ve bu haine destek veriyorlar. Yani orada özgürce yaşaması Amerika çok iyi biliyor. Bunların yaptığını benden daha iyi biliyor. Benden belge istemesine gerek yok. Sadece FETÖ konusunu değil, bölücü terör örgütü PKK-PYD'ye yapılan tırlar dolusu silah yardımını da gündeme getirdi Çavuşoğlu. PKK-PYD'nin Amerika'nın yolladığı silahları başka terör örgütlerine sattığını belirtti. Ne yaptığını bilmeyen baskı yaparak, yumruğu masaya vurarak netice alabileceğini, sadece bu yöntemle netice alabileceğini düşünen bir anlayış var. Dolayısıyla işin en zor kısmı da bu zaten. Sadece bizim için değil, tüm ülkeler için, Avrupa için de işin zor kısmı bu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Tabii Amerika'nın ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'de boykot kararı uygulanmaya başladı. Vatandaşlar ve toplum her kesiminden bu boykot kararına destekler geliyor. Peki hangi ürünlere boykot özellikle konuşuluyor ve o durumlar neler veya hangi ürünler boykot edilmiş? Az önce söyledik. Yeni yerli üretimin de teşviki söz konusu. Şimdi o haberimizi izleyelim. Ha şunu da söyleyeyim. Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır. Ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz. Destekliyorum. Türkiye, Amerika'dan aldığı bazı ürünlere ek vergi uygulaması getirdi. Ne Amerika ne Fransa hiçbirinin ürettiği malları kullanmak istemiyoruz. Sert kabuklu meyvelerden makyaj ürünlerine varıncaya kadar Amerikan menşeli bazı ürünlere ek vergi uygulaması getirildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı Amerikan menşeli ürünlerdeki yeni oranlar şöyle. Sert kabuklu meyveler %20.
pirinç %50, güzellik veya makyaj malzemeleri ile cilt bakım malzemeleri %60, tütün ve tütün döküntüleri %60, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar %50. Sonuçta onlar bir yaptırım yapıyorsa bizim de onlara karşı bir yaptırım yapmamız lazım. Yaptırım gücü daha kuvvetli olan siyasi kanat bazında yaptırımlar uygulanmasını destekliyorum. Yani bir telefon kırmakla boykot olmaz. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Fiyattan artışı ürün satışını zaten etkiledi. Boykota da katılıyoruz. Fakir kısıtlıyor, yukarıdakiler kısıtlamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan menşeli ürünlere boykot çağrısı yaptı. Bakalım vatandaşlar hangi ürünün Amerikan menşeli olduğunu biliyor mu? İşte üstündeki şeyleri okuyarak. Zor anlarız. US yazmıyorsanız anlamayız. Peki uzmanlar bu noktada ne öneriyor? Yani tüketiciler olarak yerli üretime, yerli ürüne ağırlık vermeliyiz. Bu geçici olmalı, olmamalı. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri değil, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hangi ülkeden gelirse gelsin, biz ithal malı mümkünse ithal malı almayalım. Yerli ürün tüketimine dikkat çeken Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ürün etiketlerinin düzenlenmesine işaret etti. Piyasada satılan bu ürünlerin hangi ülkeden ithal edildiğini çok açıkça etiketler üzerine yazmalılar. Öteden beriden bakış atma. Bizim ülkemizin kalkınması lazım zaten. Ekonomik çöküşte olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden yerli malını kullanarak ekonomimize destek verebiliriz. Evet, boykot haberi böyleydi. İki dikkatimi çeken durum oldu bu haberde. Özellikle vatandaşın birinin yaptığı röportajda verdiği, söylediği cümle çok önemli. Vatandaşlar tasarrufa uyuyor ama üsttekiler uymuyor çıkışı anlamlı. Bir de tüketici dernekleri başkanının yaptığı açıklama, özellikle yerli üretim ürünlerin kullanılması yönünde, başta Amerika olmak üzere tüm yabancı ürünlere karşı boykot uygulanması ve yerli ürünlerin tercih edilmesi çağrısı da oldukça anlamlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri ile yaptığı görüşme gazete sayfalarından aktarmıştık ama gelin bir de şimdi habere bakalım. Beştepe'deki görüşmede neler olmuş, onun ayrıntılarını aktaralım. Beştepe'de de kritik bir görüşme yapıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hemed Al Sani başkent Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Katar Emiri Al Sani Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Erdoğan ve Al Sani sonrası birlikte çalışma yemeği yedi. Yemekte iki ülkenin Maliye ve Hazine Bakanları da yer aldı. Görüşmede ekonomi başlıkları olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Fikir alışverişi yapıldı. Katar Emiri Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapma sözü verdi. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Al-Şafi, kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yineliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz değerlendirmesi yaptı. Amerika'dan ithal edilen ürünlerle ilgili karşılık, yani o ek vergi uygulaması vardı. Şimdi bakalım onun ayrıntılarını hatırlayalım. Amerika'dan ithal edilen 22 ürünün vergisi iki katına çıkarılarak 533 milyon liralık ek vergi uygulandı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'dan açıklama geldi. Amerika'nın dolar darbesine karşı tedbirler alındı. Karşılık verilmeye başlandı. Washington'ın ekonomik savaşında Türkiye'de ek vergi kozunu oynadı. Aralarında pirinç, alkolü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki katına çıkarıldı. Bu 22 kalemdeki ithaldeki vergi oranlarımızı iki katına çıkardık. Bize uygulanan yaptırımları 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık vermiş bulundayız. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika'nın Türkiye için tek pazar, tek ticaret ortağı olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bizim için önemli bir ticaret ortağımızdır. Ama tek partnerimiz değildir. Başka ticaret ortaklıklarımız ve başka tedarikçilerimiz de bulunmaktadır. Alternatif pazarlarımız bulunmaktadır. Amerika'nın tüm olası girişimlerine karşı önlemlerin alındığını belirtti. Biz de ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının haklarını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz. Ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz.
Ticaret Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Şimdi dolarla ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama var. Nereden yapılmış bu açıklama? Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, baskı aracı olarak Amerikan dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını söyledi. Aksakov, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Amerika doları kullanımına yönelik baskının uluslararası ödemelerde doların reddiyle sonuçlanacağını söyledi. Doların dünya para birimi statüsünü 1944'te kazandığını belirten Aksakov, o dönemde dolar sabit kalırken birçok ülkenin ulusal para biriminin değer kaybettiğini söyledi. Aksakov, bunun da dolar cinsinden daha fazla ödeme yapılmasına yol açtığını, böylece doların uluslararası işlemlerde etkin olmaya başladığını ifade etti. Aksakov, BRICS ülkelerinin kendi aralarında ödemeler için yeni para birimi ihtimalini görüştüklerini de kaydetti. BRICS'e özel para birimi yaratmanın iyi bir olasılık olduğuna işaret eden Aksakov, BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını ve dünya endüstrisinin %30'unu oluşturduğuna dikkat çekti. Aksakov, alternatif bir dünya para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir. Bu Washington'a bağlı. Amerika doların kullanımı için daha fazla baskı uygularsa diğer ülkelerde ödemelerin dolar olarak yapılmasına daha fazla karşı çıkar ifadesini kullandı. Şimdiden bile çok sayıda ülkenin doları reddetmeye başladığını vurgulayan Aksakov, Çin'in petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanmaya başladığını, Türkiye'nin altın rezervlerini Amerika'dan çektiğini ve Rusya'nın Amerika varlıklarına yatırımını azalttığını belirtti. Baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını ifade eden Aksakov, ne zaman dolara alternatif yeni bir dünya para birimi ortaya çıkarsa dolar önemini kaybedecektir. Böylece Amerika'nın dünya üzerindeki etkisi de yok olacaktır dedi. Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky de Rusya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti. Türk lirasının değer kazanmaya başlamasından memnun olduklarını dile getiren Slutsky, Türkiye'nin bu zorluklarla başa çıkmada gereken siyasi istikrar ve entelektüel güce sahip olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ile vizelerin kaldırılması, özellikle bazı bölümde, yani belirli kişilere, nelerdi onlar, işte ticaret yapanlara ve tabi resmi pasaportlara vizenin kaldırılması ile ilgili bir açıklaması var. Şimdi o açıklamayı getiririm ekrana. Her ülkeye vizesiz seyahat etmek istersiniz. Bunu biliyoruz. Ve Rusya ile dün Dışişleri Bakanı Lavrov'la konferansımıza hitabından sonra bir araya geldik ve iş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii ki vizelerin tamamen kalkması ve yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerini bile başlamıştık. Evet, vize açıklamaları böyleydi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları vardı. Tabii bu açıklamalar da önemliydi. Dün yapılmıştı. Gazetelerden bazı ayrıntıları aktardık ama gelin o açıklamaların tamamına bakalım. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ne dedi? Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da buna elbette tepkisiz kalması düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımları gayrimeşru ve irrasyonel olarak nitelendirdi. Türkiye buna tepkisiz kalamaz dedi. Büyük oranda bir ekonomik savaş ve bir psikolojik algı operasyonu çerçevesinde özellikle Türk lirasını yıpratmaya dönük bir takım adımların atıldığını gördük. Türkiye dönük bu tür tehditlerle, şantajlarla, yaptırım tehditleriyle bir mesafe alınamayacağını da herkesin bilmesi gerekir. Kalın bu adımların sonuçsuz kalacağını belirtti. İyiye doğru bir gidişin dün itibariyle başladığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye serbest piyasa kurallarına bağlı bir şekilde dünya ekonomisiyle entegre olmaya bundan sonra da devam edecektir. Amerika ile Türkiye arasında gerginlik yaratan Rahip Brunson'la ilgili Trump'ın hayal kırıklığı sözleri hatırlatıldı İbrahim Kalın'a. Türkiye'nin hayal kırıklığı daha derin dedi. Onlar bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken, Türkiye'nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde Amerikan yönetimlerinin, ne Obama yönetiminin ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik.
Bu sorunların bir an önce çözülmesi bizim beklentimizdir. Ama bunun için de Amerikan yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerekir. Yani şimdi eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, yani Türkiye'nin bu konudaki hayal kırıklığının çok daha derin olduğunu ifade etmemiz gerekir. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü F-35'lerle ilgili de net konuştu. Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi olan bir ülke değildir. O projenin bir ortağıdır. Şu ana kadar da üzerine düşen sorumluluklar ya da yükümlülükler çerçevesinde belli ödemeler de yapmıştır. İş eğer böyle bir noktaya giderse Türkiye tabii ki hukuk yollarına mutlaka başvurur. Türkiye'ye dönük olumsuz bir tavır söz konusu olduğunda da bunlar karşılıksız bırakılmaz. Amerika ile geriliminde karşılıklı açıklamalar gelirken de BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da dövize karşı yeni bir hamle yaptı. Neymiş o hamle, hemen bakalım. Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamada oran değişti. Hafta başında %50'ye çekilen yasal öz kaynak oranı %25'e düşürüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu swap işlemleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gitti. Swap işlemlerinde getirilen öz kaynak sınırı %25'e çekildi. Dolardaki spekülasyonu önlemek için swap işlemlerinde öz kaynak sınırı hafta başında %50'ye çekilmişti. BDDK yeni spekülasyonları önlemek için tekrar harekete geçti. Swap işlemlerinde öz kaynak sınırı %50'den %25'e çekildi. Düzenlemeyle swap işlemler toplamı bankaların yasal öz kaynak toplamının %25'ini geçemeyecek. Bankaların öz kaynaklarının %50'siyle sınırlanan swap işlemlerinin bugünkü kararla daha da sıkılaştırıldığını belirterek, bu işlemlerin genelde yabancı yatırımcının TL pozisyon alımları ile ilgili olduğunu, dolayısıyla yabancı yatırımcının TL borç alıp satış baskısı kurmasının önüne geçildiği belirtiliyor. Hafta başında 7 lirayı aşan dolar BDDK'nın son hamlesiyle 6 liranın altına gerileyerek 5.90 seviyesini gördü. Hafta başında 8 lirayı geçen avro ise 7 liranın altına indi. Dış politika ve siyaset haberleriyle devam edeceğiz ama şimdi biraz bir ara verelim. Arada da şunları gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Sıradaki gazetemiz Orta Doğu'ydu. Orta Doğu'da kalmıştık. Hemen manşetine bakalım. Orta Doğu bugün nasıl bir manşetle çıkmış okuyucularının karşısına? ABD ürünlerine ek vergi manşetiyle çıkmış Orta Doğu gazetesi. ABD ile menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının %100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı demiş. BDDK'dan dövize yeni hamle, az önce aktarmıştık bu haberi. İstanbul için korkutan uyarı. İstanbul'da düzenlenen İstanbul'un afetlere hazırlık çalışmaları Çalıştay'ında bölgedeki olası depremin büyüklüğünün 7.7'ye ulaşabileceği belirtildi. Çalıştay'da konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremine dikkat çekerek gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabileceğini söyledi. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir. Bu yüzden Marmara'daki deprem sorunu bir milli güvenlik sorunu gibi ele alınmalıdır demiş Ersoy. Yunanistan'dan sürpriz davet. Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesi Atina'da büyük yankı buldu. İki asker Yunanistan'a dönerken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamnenos'un Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonda konuştu ve Yunanistan'a tabii davet etmişti. Resmi ziyaret için Yunanistan'a davet edilmiş Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aranan teröristler listesinde turuncu kategoride bulunan terör örgütü PKK'nın Dersim Sağ ÖSB YPS sorumlusu Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJ Star sorumlusu Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın Tunceli'de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilmiş. Beşiktaş tur peşinde diye UEFA Avrupa Ligi 3. önleme turu Lovanç maçındaki Lask Linz ile karşı karşıya gireceği maçın haberi de yine sağ en alt kısımda yer almış. Ordu'daki sel felaketinin bilançosu ağır diye bir haber var. Ordu'da yaşanan selde 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yerini 99 konutu su bastığı, 9 köprünün ise tamamen yıkıldığı ve 1100 ton civarında fındığın zarar gördüğü bildirildi. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde ise şiddetli yağışın ardından boşaltılan 28 evden 18'i için yıkım kararı verildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, elleri yıkılacak vatandaşlarımızın kirası AFAD tarafından karşılanacak, yeni evlerine yerleştirilecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'na kadar kiralık evlere yerleştirilmesi
planlanıyor açıklaması yapmış. İşsizlik geriledi diye bir haber var. Bunun ayrıntılarını aktarmıştık. %9.7'ye 0.5 puan azalarak %9.7'ye geriledi işsizlik. Ve bu haber de Orta Doğu Gazetesi'nde yer aldı. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz. Kurban Bayramı tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayol Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak denilmiş. Ve tabi 21 Ağustos Salı günü saat 00:00'da başlayarak 24 Ağustos Cuma günü deniliyor ama bu haberde bir yanlışlık var. 27 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti. Tabi bu ücretsiz geçişin özellikle bazı bölgelerde ve FSM ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de kapsadığı diğer köprüleri de kapsamadığı belirtilmişti. Dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilmeli. TESK Genel Başkanı Bendevi Paran Döken, dövizdeki dalgalanmaların piyasaya olan etkilerini minimuma indirmek için ilk olarak dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasıyla güncellenmesi çağrısı yapmış. Önemli bir çağrı olduğunu belirtelim hemen. Sürmanşete bakalım. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın açıklamalarına sürmanşette hemen logonun yanında yer verilmiş. Yeni Çağ'a bakalım. Yeni Çağ'da ne var? Küstah Trump'a anında misilleme. Alüminyum ve çeliğe uygulanan ek gümrük vergisi yaptırımına karşı Amerika menşeli 22 ürünün ithalatındaki mali yükümlülük oranı 2 kat artırıldı demiş. Ek gümrük vergisi Yeni Çağ'da da manşet olmuş. Atina'dan Ankara davet. Az önce aktarmıştık bu haberi. Milliyetçilere kadro kıskacı diye bir haber var. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ndeki kadrolaşma yaşananları belirterek isimleri belirlenen 150 kişiye fazlasınız diyerek başka kurumlara yolluyorlar demiş. Devamsız vekil meclis takibinde diye bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14'te açılacak. Meclise devam etmeyen vekiller için müeyyide uygulanacak. Bir yasama yılı içinde İzinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 bileşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının 3 aylığı kesilecek denilmiş. Öğretmen adayına KPSS müjdesi bu haberde dün oldukça dikkat çekmiş ve yankı bulmuştu. KPSS sonuçlarını 2 yıl geçerli kılan karar önceki gün resmi gazetede yayınlandı dedi denilmiş. Eski düzenlemeye göre diğer memur adayları için KPSS sonuçları 2 yıl, öğretmen adayları için ise 1 yıl süreyle geçerli diye de haberde hatırlatma yapılmış. Amerika otoları cep yakacak. Amerika'dan Türkiye'ye getirilen BMW'nin X3, X4, X5 ve X6 modelleriyle Mercedes'in GL ve GLS SUV modelleri için ek gümrük vergisi %120'ye çıkarılmış. Döviz kurumunda iyimser hava diye bir haber var. TRD'de yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına atılan adımların ardından oluşan iyimser havaya bankalarla getirilen yeni takas sınırının da etkisiyle dolar, lira en düşük seviyeyi görmüş. BDDK dolar için sınır çizdi diye de yine BDDK'nın yeni hamlesiyle ilgili bir haber var. Bahçeli'den seferberlik, hükümete tavsiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 maddelik açıklamaları ve çağrıları da haber olarak yer almış. Sürmanşete bakalım. Marmaris'te oldu gelmeyin. Turizmde en iyi dönemini yaşayan sektörde bayram nedeniyle Ege ve Akdeniz sahil bandındaki otel ve pansiyonlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Marmaris'teki ajantalar tatilcilerin bilgi almadan ilçeye gelmemelerini önermiş. Korkutan deprem senaryosu yine az önce aktarmıştık ayrıntılarını. Palamut tezgahta diye bir haberi var, haber var. Çapar ile palamut avını serbest bırakılmasının ardından Sinop'ta tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar avladıkları yaklaşık 50 kasa palamutla limana döndü denilmiş ve Kara Kartal ikinci zafer peşinde de yine başlığıyla Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı karşılaşmanın haberi verilmiş. Yeni Şafak'ta ne var manşette? Yeni Şafak'ı getirebilir miyiz? Değerli izleyenler, şimdi arkadaşlarım uyuyordu. Yeni Şafak'ı aktaracağız ama öncelikle bir ara vermemiz gerekiyormuş. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Yeni Şafak'ta kalmıştık aradan önce gazete manşetlerini aktarmaya. Yeni Şafak'la devam edelim. Evet, Yeni Şafak'ı getirelim ekrana. Bin Akıncı bütün dünyaya dağılsın diye manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Türkiye 1000 kişilik ticari ateşe ekibi
bir komisyon grubu kurup bütün dünyaya yaymalı, elçiliklerde ekonomik seferberlik başlatılmalı, bu kişiler bulundukları ülkenin iş ve ticaret imkanlarını en ince detayına kadar çalışmalı, iş adamlarını teşvik etmeli, onlara öncülük yapmalı, bu projeyle her ülkeye ihracat en az iki katına çıkarılmalı demiş Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Amerika'ya vergi misillemesi, yine bu haberin ayrıntılarını aktarmıştık daha öncesinde. 15 milyar dolar yatırım sözü Katar emirinin Erdoğan'la görüşmesinde yine fotoğraf olarak manşetin altında yer verilmiş. Ve bu görüşmeden 15 milyar dolarlık yatırım sözü ne dikkat çekilmiş. Kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına da yer verilmiş. Küstah yine tehdit etti diye Amerika'dan gelen Mike Pence'in açıklamalarına da yer verilmiş. Tehdit açıklamalarına. Çin uzak değil, sınır komşumuz diye bir haber var. Çin Türkiye Büyükelçisi'nin açıklamaları var. Önen'in. Çin söylendiği gibi uzak olmadığını söyleyen Önen kimmiş? Abdülkadir Emin Önen, tam ismini söyleyelim. Önen, Türkiye'ye yatırım yapan nitelikli bir Çinli firma var. Nitelikli 1000 Çinli firma var. Huawei en büyük Ar-Ge yatırımlarını Türkiye'de yapıyor. Geçen yıl 240 bin Çinli turist Türkiye'ye geldi demiş Türkiye Büyükelçisi. Türkiye'nin Çin Büyükelçisi, düzeltiyorum. Sincar temizliği diye bir haber var. Kırmızı listedeki hayine nefes kesen operasyon başlığıyla duyurulmuş haber. TSK 2 ABD üssünün de bulunduğu Sincar bölgesindeki PKK inlerini vurdu operasyonda. Kırmızı listedeki Mam Zeki Şengali kod adlı terörist başı İsmail Özden öldürüldü denilmiş. Kenetlenme zamanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarda yeni haber olarak yer almış. Tunceli'de terörün beli kırıldı. Tunceli Belediyesi'ne belediye başkan vekili olarak atanan Vali Tuncay Sonel, başarılı operasyonlarla PKK'nın bölgede bitme noktasına geldiğini söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Sonel, bölgemizde artık huzur hakim, vatandaş ihbar ediyor. Biz de gerekeni yapıyoruz. İstihdamın arttığı şehirden Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapılıyor demiş. Beklenenin 3 katı yatırım zirvesine rekor talep. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu haberi de aktarmıştık. Hem bültenimizde hem diğer gazete haberlerinde de bu haberi anlatmıştık değerli izleyenler. Sürmanşet'e bakalım. Sürmanşet'te ne var? Evet, üst bölümde. Evet, sadece manşetle çıkmış. Bir an hatırlayamadım. Özür diliyorum rejideki arkadaşlarımdan. Star gazetesiyle devam edelim. Trump ABD'yi yalnızlaştırdı. Hukuk tanımaz tavrıyla dünyayı karşısına alan Trump, küresel kabadayılık peşinde koşarken ülkesini yalnızlığa sürükledi. Son olarak Türkiye'ye yönelik düşmanca adımlar atan Trump, Kudüs kararıyla BM'de yaşadığı hizmetin ikincisiyle karşı karşıya kaldı denilmiş. Türkiye oyunu bozdu diye bir yine kutucuk yapılmış haberde. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bozulan ABD-Türkiye ilişkileri Trump döneminde daha da geriledi. Suriye'de PYD'ye tırlarca silahla ordu kuran, FETÖ'yle başını iadeye yanaşmayan ve Kudüs ihanetine imza atan Trump, ekonomik savaş açtı, Türkiye'yi yine dize getiremedi denilmiş ve Türkiye'ye destek veren ülkeler haritayla gösterilmiş. Neredeymiş o destekler? Kuzey Kore, Rusya, Çin, Pakistan, İran, Türkiye, tabi Libya, Trump yönetiminin yaptırım uyguladığı ülkeler olarak düzeltiyorum. Bunlar duyurulmuş. Trump'a koşulsuz destek veren ülkeler olarak da sadece Suudi Arabistan var gördüğüm kadarıyla. Trump'ın yaptırım siyasetine karşı çıkan ülkeler olarak da Fransa, İtalya ve Almanya gösterilmiş. Saldırı püskürtüldü diye bir haber var. Amerika'nın kur üzerinden ekonomik kriz planı bozuldu. Dolar 3 günde %15 düştü denilmiş. PKK'nın kafası koparıldı. Yine PKK'nın sözde üst düzey sorumlusunun öldürülmesiyle ilgili, etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bir habere de yer verilmiş. Evet, Star gazetesinde sürmanşete bakalım. Sürmanşette ne var? Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım. Katar Emiri ile Erdoğan'ın görüşmesi. Yine emeklilerin ikramiye günü. Bunu da aktarmıştık. Ekonomiden 3 güzel haber var. Neymiş o haberler bakalım. Bütçe Temmuz'da 1 milyar 128 milyon 864 bin fazla vermiş. İşsizlik Mayıs'ta 0.5 puan azalarak 9.7 ile tek haneye düşmüş. Yine konut satışları da %3,6 ile zirveyi yakaladı denilmiş. Star gazetesinde de bu haberler yer almış birinci sayfada özellikle. Vatan gazetesine bakalım. Vatan'ın manşetinde Trump'a Türkiye uyarısı, bedeli ağır olur. ABD Başkanı'nın Türkiye ve Türk ekonomisini hedef alan yaptırımlarına
Batı'da itirazlar giderek artıyor. İngiliz Düşünce Kuruluşu Chatham House'un ünlü Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Hadi Hakura krizi CNN'e yorumladı. Yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarsızlık Türkiye sınırları ötesinde sonuçlara yol açar demiş. Yaralı bir Türkiye gözünü Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya çevirir. Batı bu felaketi önlemek için Türkiye'ye yaklaşmalı. AB hedefi canlandırılmalı. Yoksa Batı çok önemli bir ülkeyi kaybetmenin bedelini çok ağır demiş. 12 milyar dolara mal olur diye bir haber var. Amerika'da Washington merkezli düşünce kuruluşu FDD'nin terör uzmanı Jonathan Schinzer F-35 projesinden Türkiye'yi dışlayamazsınız dedi ve ekledi. F-35'in füze uzaktan kumanda ara birimi ve kokpit elektronik kartlarının tek üreticisi Türkiye ISH. Türkiye'yi dışlamak 12 milyar dolar ek maliyet getirir demiş ve Vatan Gazetesi de bunu manşetin altında haberleştirmiş. 15 milyar dolarlık yine Katar Emiri ile Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin bir haber var. ABD ürünlerine vergi, bunu da sıkça aktarmıştık. Uçakta kutlama diye bir fotoğraf var ve fotoğrafta da Yunanistan'a serbest bırakılan iki askerin Atina'ya götürülmesi, yani Yunanistan'a götürüldüğü uçakta bir fotoğraf çekilmiş ve kutlama yapılmış. Yunanistan'ın en önemli bayramlarından Meryem Ana yortusunda serbest kalan askerler dönüş yolunda kutlama yaptı denilmiş. Korkutan senaryo olarak 17 Ağustos raporu ve az önce bunu da aktarmıştık. En şiddetli senaryoda 7.7 ve yıkıcı tsunami diye Profesör Şükrü Ersoy'un açıklamaları, bunları da aktarmıştık. Tamamı çökebilir. İtalya'daki köprü faciası ile ilgili bir haber var. 39 ölü. Cenova'da otoyol köprüsünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a yükseldi. 2 günlük yas ilan edildi. 200 metresi çöken köprünün ayakta kalan kısmı da riskli. Civardaki binalar boşaltıldı denilmiş. 431 gün sonra Büyükada tahliyesi. Büyükada davası kapsamında tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Tamer Kılıç dün 431 gün sonra tahliye edildi denilmiş. Konutlara yabancı akını, Türkiye'de yabancıların satın aldığı konut oranı %2,65 arttı. Temmuz'da 2858'e ulaştı. Aynı dönemde Türk yatırımcıdaki artış sayısı %3,6'da kaldı denilmiş. İş adamlarına vize kalkıyor da yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Lavrov'un görüşmesi sonrası yaptığı Çavuşoğlu'nun Rusya'da vize açıklamasındaki haberin ayrıntıları var. Uyuşturucu yaşı 10 oldu diye kötü bir haber var. Acil Sağlık Derneği Türkiye'de bağımlılık yaşının 10'lara kadar düştüğünü açıkladı. BM'ye göre sentetik uyuşturucuyla ölümlerde Türkiye Avrupa'da birinci oldu denilmiş. Bu haberi de aktarmış olduk. Sürmanşet'e bakalım arkadaşlar, ne var? Bedirhan için kırmızı listede aranan PKK-KCK Sincar sorumlusu İsmail Özden dün TSK'nın hava harekatıyla öldürüldü. Operasyon 11 aylık şehit Bedirhan'ın adı verildi demiş. O operasyonu TSK ile MIT'in ortak aşa düzenlediği operasyonun ayrıntıları verilmiş. Şimdi gazetelere bir ara verelim. Birkaç köşe yazısı var size aktarmak istedim. Öncelikle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Brunson'un işte tahliye edilip iade edilip edilmemesiyle ilgili bir yazı var. Dikkat çekici bir referandum yapmış Altaylı kendince ve o referandumun sonuçlarını açıklamış. Gerçekten ilginç bir rakam çıkmış, aktaralım. Amerikalı rahip tutuklu mu kalsın yoksa memleketine mi yollansın diye referandum yapılsa sonuç ne çıkar merak ediyorum dedim 2 gün önce ve okurlardan talepte bulundum. Fikrinizi bana yazın diyerek maksadım bir mini referandumdu. Aman Allah'ım, bizim mini bir referandum birden dev bir ankete dönüştü. Her gün bana gelen 1000 civarında maile, akışın olan, alışkın olan sistem yöneticisi denilen şey her neyse dün patladı. Açıkçası çok sevindiğimi söylemeliyim. Muazzam interaktif bir okur. 6000'i biraz aşkın yanıt olduğunda saymaya başladım. Benim saydığım süreçte yanıtlar 10.000'i aştı. Şu anda kaç bilmiyorum çünkü saymayı bıraktım. İçinden çıkamayacağımı anladım. Şöyle yaptım. Rastgele seçtiğim 4000 yanıtı değerlendirdim. Diğerlerinde hızlı bir biçimde göz atıp farklı bir durum yaratırlar mı diye baktım. Sonuca inanamayacaksınız ama gerçekten inanılmaz. %97 oranında iade falan edilmesin görüşü hakim. Üstelik de benim okur kitlem öyle. Büyük çoğunluğu iktidar yanlısı ya da büyük çoğunluğu iktidar karşıtı kişilerden de oluşmuyormuş. Onu da gördüm. Türkiye'nin makul çoğunluğu gibi ortalama bir okur kitlesi. Genç okur sayısı da çok fazla. Yaş aralığı 16 ile 87 arasında gelen yanıtlarda yaşını belirtenlerin iki ucu bu. Saydığım yanıtlarda 123 kişi rahip verilsin demiş. Devam edelim.
Ancak bunların çoğunluğu da Amerika'nın rahibi bahane olarak kullandığı ortaya çıksın diyor. Pek azı çektiğimiz sıkıntıya değmez ya da Amerika ile bir papaz yüzünden bu kadar papaz olmayalım diyor. Birkaçı da papaz Brunson'a pek de hoş olmayan şeyler yaptıktan sonra verelim diyenler var. Ki bu öneriler arasında sünnet de var, başka şeyler de var. Verilmesin diyenlerin önemli bir bölümü yargı karar versin, siyaseten verilmesin görüşünü zikrederken küçük bir bölümü de asla verilmesin diyenler. Görülen o ki ABD'nin tavrı ve bunun için kullandığı papaz Türkiye'de muazzam bir birliktelik sağlamış. 15 Temmuz oluşandan bile daha büyük bir milli mutabakat olduğunu söyleyebilirim demiş Fatih Altaylı bugün köşesinde. Şimdi haberlere biraz bakalım bu konuyla ilgili. Daha doğrusu bu konuyla ilgili değil. Türkiye'nin işte bu konudan sonra Amerika ile geriliminden sonra özellikle komşularla ve yürüttüğü dış politika ile ilgili haberler var. Bunlara bakalım. Amerika Türkiye hattı gergin ancak Atina-Ankara arasında yumuşama var. Tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasıyla Atina'dan bu adım dostluğu pekiştirecektir açıklaması geldi. Yunan siyasiler kararı mutlulukla karşılarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'a davet edildi. Amerika ile Papaz Brunson krizi sürerken 2. Sulh Ceza Hakimliği'nden Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yumuşatan bir karar çıktı. Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askeri serbest bırakıldı. 1 Mart'tan bu yana tutuklu yargılanan askerlerin tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Kararın ardından Atina'dan peş peşe olumlu açıklamalar geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesinin mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyledi. Yunan askerlerinin serbest bırakılmasıyla ilgili Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın yaptığı ilk yorum, bu adım iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir oldu. Tsipras, iki Yunan askerin tahliyelerinin hukuki bir işlem olduğunu kaydetti. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamennos'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. Yunan Bakan telefon görüşmesinde Akar'ı Yunanistan'a davet etti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kochias da askerlerin serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Öte yandan Selanik Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılanan iki Yunan askerine 5 günlük izin verileceği öğrenildi. Askerlerin tutukluluğu Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde gerilime yol açmıştı. Yunan siyasetçilerdense askerlerin serbest kalmasıyla ilgili gelen Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa açılacak açıklamaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün sadece Katar Emiri ile görüşmedi. Almanya Başbakanı Merkel'le de bir telefon görüşmesi yaptı ve o görüşmede neler konuşuldu şimdi ona bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığından yapıldı. Telefonla yapılan görüşmenin gündemi ikili ilişkiler, ekonomi ve Suriye oldu. Erdoğan ve Merkel, Eylül ayında Berlin'de yüz yüze görüşme kararı aldı. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Almanya'nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının da katılması kararlaştırıldı. Merkel'in görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladığı aktarıldı. Siyasete bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ekonomik gelişmelerle ilgili, dövizdeki hareketlilikle ilgili, yine Amerika'nın saldırısıyla ilgili, ekonomik saldırısıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda neler söyledi? Şimdi bakalım. Bu tablo milli huzur ve ekonomik güvenliğimize ağır bir darbe teşebbüsüdür. Ekonomik dalgalanmayı böyle değerlendirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Partisinin konu hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye olağan dışı bir saldırı altındadır. Bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milleti yer almaktadır. Milli paramıza, milli ekonomimize spekülatif saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir. Amerika'ya tepki gösteren Bahçeli, başta Rusya olmak üzere Türkiye'nin yanında yer alan ülkelere teşekkür etti. Beyaz Saray yönetimi denge ve denetimden tamamen uzaklaşmıştır. Başta Rusya olmak üzere komşu ülkelerin sorumlu açıklamalarından, duyarlı yaklaşımlarından,
Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden yükselen müspet ve tutarlı değerlendirmelerden bahtiyarlık duyuyorum. Bahçeli, ekonomik komplolara ilişkin bazı değerlendirmeleri de eleştirdi. IMF hatırlatması yapan, dış güçlerle göz kırpan, emperyalizmin kripto elçiliğine soyunan müflis, muhalif ve münafık siyasetçilerle birlikte sözde uzmanların rezil ve mahcup olacaklarına çok yakında insan içine çıkamayacak, yüz bulamayacaklarına yürekten inanıyoruz. Partisinin atılması gereken adımlara ilişkin önerilerini de sıraladı Bahçeli. Kamuda tasarruf tedbirlerinin alınıp yaygınlaştırılmasını, Türk lirası kullanmanın teşvik edilmesini, döviz cinsinden kira, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin milli paramızla yeniden yapılandırılmasını, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini tavsiye ve temenni ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları böyleydi değerli izleyenler ve tabii önümüzde Kurban Bayramı var, hatta sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında da kurbanlık alışverişleri devam ediyor. Ulusal Kanal ekibi de İstanbul Eyüp'teki kurban pazarını gezdi, fiyat araştırması yaptı. Bakalım fiyatlar nasılmış. Şimdi 12 diyor ya. Ben de 11 diyorum. Öyle kalmış. Hadi 11 ayda sayfaya sağlam. Evet, ortayı bulalım. 12,5 ayda. Ya ola 11'e baksana çekmez. Sen onu amca 12'ye ver. Kurban Bayramı'nın sayılı günler kala pazarlarda hareketlendi. Sıkı pazarlıklar başladı. 12,5'a al da. Kaç alacaksın? Ya 12 milyar vallahi bir lira vermem. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Şu an Allah bereket versin ya. Daha önümüzde de 4 gün var. Yani 4 gün 5 gün. Hayırlısıyla daha iyi olacak inşallah. İnşallah daha iyi olacak. Bitirir misiniz bayrama kadar? İnşallah şeyimiz var, ümidimiz var. Gördüğünüz hayvan 600 kilo. Ne kadar o 600 kilo olan? 12 milyar, 13 milyar. Burada bulunan küçükbaş hayvanlar da Sivas'tan geldi. Fiyatları 1000 lira ile 1500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Bir ayına 1500 arası işte. Şöyle büyüklerimiz 1500. Bunlar 1000 lira. Öyle kilosuna göre değişiyor. Kurbanın alıcıya ulaşmasında denetimler de çok önemli. Boynuzun da kırık olmaması, kuyruğunun kopuk olmaması, hayvanın kör olmaması, yaşının tutması. Yani... Küpeler. Evet. Kurbanlık vasfına sahip olması ve genel anlamda İstanbul içi ise sıkıntı yok, pasaport ve küpe kontrolü. Türkiye'nin birçok noktasından getirilen kurbanlıklar Kurban Bayramı'na kadar satılmayı bekleyecek. Örneğin bu görmüş olduğunuz teke de 1300 liradan başlıyor. Bu geçen seneki olarak bu sene teke diyoruz. Bunların etkisi daha farklıdır. Hani bunu zaten bilen kişi bilir. Kurban pazarına ait alanda aynı zamanda kesim yerleri de mevcut. Kesim işlemi gerçekleniyor. Ardından bir 15-20 saniye ufak bir kan akışı bekleniyor. Ardından kaldırılıp yukarıdaki alana zincirler oturtuluyor. Bu bölme açılıyor. Buradan işte sakatat dediğimiz kısmı, işkembe kısmı dışarıya doğru veriliyor. Geri kalan kısmı burada parçalanma işlemi oluyor. Hayvan ikiye ayrılıyor. Kaçan kurbanlıklar ve onları yakalamaya çalışan sahipleri bir Kurban Bayramı klasiği olan olayların yaşanmaması için kolları sıvayan belediyeler kurban yakalama timleri oluşturdu. Drone destekli kurban yakalama timi bile var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle drone destekli bir özel tim kurdu. 20 kişilik kurban yakalama timinde veterinerler de yer alıyor. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, drone yardımıyla hayvanları yakalayacak olan ekibin yaklaşık bir aydır her gün antrenman yaptığını söyledi. Dronlarla da yine hayvanın kaçtığı yeri tespit edip bizim ekibe bildirecekler ve hayvanı etkisiz hale getirerek vatandaşa teslim edeceğiz. 20 kişilik kurban yakalama timi kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanıyor. Drone destekli tim hayvanat bahçesinde tatbikat yapıyor. Kurban yakalama timi kuran bir diğer belediye de Bursa merkezdeki Yıldırım Belediyesi. Her biri ikişer kişiden oluşan 4 tim kuruldu. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali vatandaşlara belediyenin kurban kesim yerlerini önerdi. Biz teyakkuz halindeyiz bütün ekiplerimiz olarak da. Vatandaşlarımızdan da istirhamımız kesinlikle bizim kurban kesim alanlarında kurbanlarını kesmeleri. Atış eğitimi alan ekipler yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerle görev yapıyor. Özel tim, vatandaşların elinden kaçan kurbanlıklara anında müdahale ediyor. Doğru. İsterseniz sakinleştirici atalım bir tane. Orada.
Onların görüntüsünü vermedik ama hatırlamışsınızdır. Her bayramda yaşanıyor bunlar ve tabii istenmiyor ama bazıları da komik oluyor gerçekten. Ama tabii kötü günler, kötü saatler yaşanan durumlar da var. İşte kaçan kurbanlıklar, vatandaşı yaralıyor, işte bir iş yerine bir zarar veriyor gibi. Bunları da görüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bu konuda ciddi çalışma yapmış. Hatta haberde dikkatimi çekti. Bir aydır bu ekip, yakalama ekibi bir aydır da antrenman yapıyormuş. Yani sıkı bir hazırlık da söz konusu. Gaziantep'te durum bu. Peki Gaziantep'te kurbanlık fiyatları nasıl? Pazar var mı? Kuruldu mu? Hayvanlar geldi mi? Şimdi bu ayrıntılara bakalım. Besicilik bitti şu anda, yok. Zaten gelen koyunlar da, gelen toklular da doğudan geliyor. Yani önceden Gaziantep'te yöremizde besicilik çok fazlaydı ama bitti yani. Satış alanları boş kaldı. Kurbanlıklar pazara götürülemedi. Burası Gaziantep'in kent merkezindeki kurban pazarı. Ancak ne gelen ne de giden var. Yani bu kadar masraf, bu kadar eziyet. Yani yemden tut, barınağı yerim, çobanlığa kadar çok masraflı. Yani kesinlikle kendini çağıramıyor. Satıcılar hayvan alımlarının geçen yıla göre %50 düştüğünü söylüyor. İşin kötüsü de müşteri de yok. Fiyat artıyor ama müşteri yok. Bizim elimizde olan bir şey de yok yani bununla alakalı. Geçen sene biz bu zamanlarda bütün malımızı bitirmiştik. Bayramın gelmesini bekliyorduk. Ama şu anda daha mesela görüyorsunuz, işaretlemişiz. Daha yarısından çoğu işaretsiz. Alıcısını bekliyoruz. Kurbanlıklar 1-2 gün kala satış alanlarına getirilecek. Abi şu anlık kurbanlık fiyatları Van beyazı 19,5, Antep helleki 22. Yani şu anlık bugünlük piyasa böyle sürüyor. Üreticiler dört gözle alıcı bekliyor. Zira umutlar son günlere kaldı. Yani geçen seneki gibi şu anlık iyi değil. Kesinlikle iyi diyemiyoruz. Çünkü neden? Yani geçen sefer Bilecik'ten Şanlıurfa mal daha gelmeden o mal oradan böyle kayıtlı olarak geçiyordu. Mal kalmıyordu. Ama bu sene getirdiğimiz mallar hala beklemede. Müşteri de pek fazla yok. Evet, Gaziantep'te sorun büyük olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir yazı getireceğim ekranlara. Köşe yazısı Ali Ekber Yıldırım'ın Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısı. Tam da bu konuları anlatıyor. İşte üreticinin, hayvan üreticisinin yaşadığı sorunlara ve Kurban Bayramı ile ilgili de, Kurban Bayramı'nda daha doğrusu kurbanlıklarla ilgili de bazı uyarıları var ve açıklamaları var. Bunları köşesine taşımış. Bunlara bakalım. Çiftçi yemi dolarla alacak, sütü kuruşla satacak başlıklı yazısında Ali Ekber Yıldırım, bazı yem üreticileri bayilere gönderdikleri yem satış fiyat listesini Türk lirasından dolara çevirdi. Dövizdeki artış nedeniyle yılbaşından bu yana %50'ye varan oranlarda zam yapan yem sanayicileri çiftçiye dolarla yem satmaya başladı. Bayilere gönderilen dolar bazlı satış fiyatı listesinde protein içeriğine göre süt yemlerinin 50 kiloluk torbası fabrika çıkış fiyatı 13 dolar ile 20.69 dolar arasında değişiyor. Buzağı yemleri 14.60 ile 15.45 dolar, besi yemleri 13.37 ile 16.24 dolar, küçükbaş yemleri 8.70 ile 17.52 dolar ve kanatlı yemlerinin fiyatı ise 17.62 ile 24.31 dolar arasında değişiyor. Bayilere gönderilen dolar bazlı yem satışı fiyatları ile ilgili olarak yapılan açıklamada verilen fiyatların fabrika çıkış fiyatı olduğu, yükleme tarihindeki fiyat listesinin geçerli olduğu, vadesinde yapılmayan ödemeler için %4 vade farkı uygulanacağı ifade ediliyor. Ayrıca ödemenin dolar olarak alınacağı bilgisine yer veriliyor. Yem dolarla çiğ süt kuruşla hayvancılık olur mu? Dolarla yem satışının anlamı şu: dolar arttıkça yem fiyatı da artacak. Dolar düşünce fiyat düşecek. Fakat dolarda aşırı bir düşme olursa yeniden Türk lirasına dönüş olacaktır. Devam edelim. Hayvancılık yapanlar için en önemli girdi olan yem fiyatlarının dolar bazında uygulanması, buna karşılık çiğ süt fiyatının 6 ayda bir kuruş bazında artırılması kabul edilebilir bir durum değil. Yemi dolarla alan, çiğ sütü kuruşla satan çiftçi üretimi nasıl sürdürecek? Ham maddesi büyük oranda dışarıdan ithal edilen yemin maliyeti dolar arttıkça artıyor. Yem üreticileri artan maliyeti fiyatlarına yansıtıyor. Fakat bu yemi hayvanına yediren et, süt, yumurta üreten çiftçi ürün fiyatını aynı oranda yansıtamıyor. Çiftçiden çiğ sütü alan, karkas et alan sanayici bu ürünleri işledikten sonra et ve süt ürünleri olarak piyasaya sunduğunda artan maliyetleri belli oranda fiyata yansıtıyor. Bu ürünleri alıp satan market zincirleri çok yüksek kar marjları ile tüketiciye satıyor. Üretici ucuza satarken tüketici pahalıya alıyor. Kimse buna müdahale etmiyor. Çiftçi artan maliyeti fiyata yansıtamıyor. Çünkü özellikle çiğ sütte fiyatı üretici belirlemiyor. Çiğ süt fiyatı gıda komitesinin görüşü alınarak
Ulusal Süt Konseyi tarafından 6 ayda bir belirlenerek açıklanıyor. Fiyat 6 ay boyunca sabitleniyor. Devam edelim. Bazen de 7-8 ayı buluyor. Son olarak litre başına 1 lira 70 kuruş olarak belirlenen çiğ süt referans fiyatı 1 Temmuz'dan geçerli olması gerekirken 15 Ağustos'tan geçerli olacağı ilan edildi. Kurban Bayramı'nda inek kesimi artacak. Üretim maliyetlerinin en önemli kalemini oluşturan yemdeki fiyat artışı üreticileri inek kesimine veya daha az yemle beslemeye yönlendiriyor. Yem fiyatlarının dolar bazında uygulanmasıyla devam eden süt ineği kesimi Kurban Bayramı'nda daha da artacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın inek kesiminin yasak olduğunu açıklamasına rağmen inek kesimi yapıldığı biliniyor. Zarar eden çiftçiye zorla hayvancılık yaptıramazsınız. Süt yem fiyatı sarmalı nasıl kırılır? Yazıyı yazarken veteriner hekim Tahir Yavuz'dan bir mesaj geldi. Süt yem fiyat sarmalı başlığıyla gönderdiği mesajda tam da bu konuya dikkat çekiyor. Tahir Yavuz'un görüşleri özetle şöyle. Süt hayvancılığı sektörü süt yem fiyat sarmalı içerisinde bocalamaya devam ediyor. Evet. Kesif yem girdilerinin %65 oranında ithal olduğu ifade ediliyor. Dolar ve avro kurları yükseldikçe yemin zamlanması kaçınılmaz bir durum. Yem fiyatı yükselince çiğ süt fiyatı da yükselmek zorunda. Çiğ süt fiyatı son günlerde biraz arttırıldı ama daha yürürlüğe girmeden, hatta tartışmalar bitmeden fiyat eskidi. Döviz kuru artışıyla kesif yeme zam gelecek. Yeme zam gelince çiğ süt fiyatında artış yapılması gerekecek. Sarmalın içinde kaybolacağız. Durumun enflasyon artışında suçlu görülmesi de cabası, fakat bu devamlılığı olmayacak bir durum. Çiğ sütte artış olunca sütten yapılan ürünlere, özellikle peynire zam gelecek. Peynire zam gelince vatandaşın alım gücünü aşacak. Alım gücü azalan tüketici daha az peynir satın alacak. Mandıracı, sanayici daha az peynir satınca daha az çiğ süt alımı yapacak. Mandıracı satamadığı ürün için neden hammende alsın? İş dönecek, dolaşacak. Yine süt hayvancılığı ile uğraşan üreticiyi vuracak. Devam edelim. Çiğ süt fiyatları düşük kalınca öncelikle inek kesimleri artıyor. Tabii inekle birlikte ineğin rahmini, dolayısıyla yavru doğuracak olan anneyi kaybetmiş oluyoruz. Aynı zamanda inek kesilmese bile yemden tasarruf etme düşüncesi çok büyük hataları beraberinde getiriyor. Döl tutmama, süt veriminin azalması, metabolik hastalıklar, sorunlar yumağı halinde karşımıza çıkıyor. İnek önündeki yemin azaltılmasını kesinlikle affetmez. Süt sığırcılığı ile uğraşanlar toplamın sadece %2'si kadar bir masraf tutan ama çiftçinin geleceğini en çok etkileyen suni tohumlamadan vazgeçerek boğa kullanmayı seçebiliyor. Süt yem paritesi bozulduğunda böylesi bir hataya düşen işletmelerde hastalıklar, döl tutma güçlükleri, yavru atma olayları, ölü yavru oranı artıyor. Neslin ileri gitmesi gerekirken geri gitmesi de ayrı bir sorun. Peynir fiyatları ya da genel olarak süt mamulleri fiyatları tüketicinin alım gücünü aşınca sahte tereyağı, süt görmemiş peynir ve benzeri tarihleri yapanlara gün doğuyor. Kalıcı nüksetmeyen bir çözüm için çiğ süt kesif yem fiyatlarındaki sarmaldan kurtulmamız, çareyi KBM ve kesif yemde aramamız, gerekirse sübvanse edilmiş ham maddelerle yem yapılmasını sağlamamız gerekir. Evet, devam edelim arkadaşlar. Doğru teşhis, doğru müdahale, doğru yere yapılan operasyon doğru tedaviyi ve şifayı sağlar. Özetle dolarla yem alan, kuruşla süt satan çiftçinin gideceği yer kesimhanedir, kasaptır demiş Ali Ekber Yıldırım. Özellikle bu yazıda yapılan uyarılar çok önemli ve uyarıların da şu boyutunu göstermek isterim aslında sizlere değerli izleyenler. Her şeyle ilgisi var. Yani şimdi dolarla yem alıp çiğ süt üretici çiğ süt sattığında veya düşük fiyatta sattığında yine ortada birileri kazanıyor ama bu kazanan kesinlikle üretici de tüketici olmuyor. İşte hangi boyutları var, neleri etkiliyor, bunları da yazıda ayrıntılarıyla işlemiş Ali Ekber Yıldırım, biz de size aktarmış olduk. Bir ara verelim şimdi değerli izleyenler. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Son bölümdeyiz. Birkaç gazetem kaldı. Onları da aktarmak istiyorum. Ardından haberlerle devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye. Cumhuriyet Gazetesi'nde kalmıştık. Cumhuriyet Gazetesi'ni taşıyalım ekrana. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Bahçeli neden dolar veriyoruz, MHP lideri otoyol ücretinin TL'ye döndürülmesini istedi demiş. Yine Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları, bunları ekrana taşımıştık. 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümü öncesi AFAD olası depremin 7.5'i bulabileceğini açıkladı. Bu deprem ülkeyi
sarsar diye başlık atılmış bu habere de. Washington gerilimi tırmandırıyor. Brunson bırakılsa bile belge sürecek Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'ın açıklamalarına da yer verilmiş. Karşılıklı hamleler diye TEİ'ye kısıtlama gelecek iddiası. İktidar Amerika'nın çelik ve alüminyumuna ek vergi ve yaptırım kararlarına yanıt olarak Amerika'dan ithal edilen içki, otomotiv ve cilt bakım ürünlerindeki vergileri artırdı. New York Times gazetesi ise Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımları arasında Türk Hava Yolları'na kısıtlama getirmenin de olabileceğini öne sürdü. İddia TEİ hisselerini vurdu denilmiş. Alt bölüme bakalım arkadaşlar, başka haber var mı? İlaç yerine eziyet. SGK aralarında kullanımı zorunlu olanlar da bulunan 143 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı denilmiş. Bu haberin ayrıntılarını da aktarmıştık. Halef'ten Selef'e yöntem eleştirisi, hapisteki lidere dışarıdan yanıt. HDP'deki tartışmalar süreciyle ilgili bir haber var. HDP'nin tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş'ın HDP tatil havasından çıkmalı sözleri partide tartışma yarattı. Demirtaş'ın harefi Sezai Temelli, eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bu kıymetlidir fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirir demiş HDP. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de de seçim sonrası tartışmalar olduğu biliniyordu. Ve bu tartışmaların da her geçen gün ayyuka çıktığını ve HDP'de de bölünmelerin başlayacağı ileriki süreçte yapılan en fazla yapılan yorumlar arasında. Ve tabi bu tartışmaların da artık açık açık basın üzerinden yürütüldüğünü de görüyoruz. Bu haberde bu anlamda ilginç bir haberdi, dikkat çekici bir haberdi. Biz de sizlere aktarmış olduk. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haberler vardı birinci sayfada. Ve Bir Gün Gazetesi'ne bakalım, Bir Gün'de neler var. Peki bunlar da mı ekonomik saldırı? İşte AKP'nin bütçe israfı ve yanlış ekonomi politikaları diye manşet atmış Bir Gün Gazetesi. Dışa bağımlı hale gelen ülkemiz artık hububatı da ithal edecek. Ekonomi böyle perişan haldeyken hükümet bütçede israf üstüne israf peşinde denilmiş. Hububatta ithalat kapıları açıldı diye ABD menşeli ürünlere yaptırım kararı da alınıp yerli ürünlerin teşviki açıklamaları yapılırken resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hububat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sıfır gümrük vergisiyle 2 milyon 250 bin ton hububat ithal etmesinin yolu açıldı denilmiş. Kriz suni askeri ilişkiler baki. Saray sözcüsü Kalın, Türkiye bu krizi fırsata dönüştürmek üzere Pentagon askeri faaliyetler siyasi krizlerden etkilenmedi açıklaması. Yine Pentagon yaptı açıklamada aynı haberde verilmiş. Kriz yaratan Ray Brunson'a red diye Brunson'un tahliye talebinin reddi haberi yer almış. iPhone'a yok, kütüye var. Trump yönetiminin yaptırım kararına Türkiye'den misilleme geldi. Tütünden pirince, içkiden sert kabuklu meyvelere, güzellik malzemelerinden kağıda ve kütüye kadar ABD'li menşeli ürünlere ek vergi getirildi denilmiş. Bu haberin ayrıntıları da verilmiş. Orman içine spor tesisi, Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı İstanbul Kemerburgaz'da bulunan 12.6 hektarlık ormanlık arazinin imara açarak bir plan değişikliğine imza attı. Değişiklikle birlikte ormanlık alana Galatasaray Spor Kulübü için spor tesisleri kurulacak. İmar planı teklif önceki gün onaylandı. Söz konusu değişiklikle birlikte alan yapılaşmaya açılacak denilmiş. Önlem yok, binler ölecek. Meslek odalarının ve uzmanların depremle ilgili uyarılarına da yine yer verilmiş. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette ne var? Kendi seçmenleri de İmam Hatip istemiyor. Birinci nakil döneminin sonuçları AKP'nin yüksek oy aldığı illerde de İmam Hatip listelerinin tercih edilmediğini ortaya koydu denilmiş. Rakamlara yer verilmiş. 17 ildeki Anadolu listelerinde 2500 kontenjan boş kalırken aynı illerde İmam Hatip listelerindeki boş kontenjan sayısı 15.722 oldu denilmiş. 3.136.000 işsizde yine işsizlik açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili haber olarak yer almış. Şimdi haberlerle devam edelim. Bayram haberleriyle otoyollar ve köprüler ücretsizdi. Hangileri ücretsiz olmuş, hangileri değilmiş ona bakalım. Dokuz günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00'dan başlayarak 27 Ağustos Pazartesi saat 07'ye kadar sürecek. Sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Ücretsiz geçiş Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli'ni kapsamıyor. Bayramın ilk günü olan 21 Ağustos Salı günü ve son günü olan 24 Ağustos Cuma günü toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Ücretsiz toplu taşıma ise belediyelerle sınırlı tutuldu. Evet, bu haberin ayrıntıları böyleydi. Çin turist haberi var sırada şimdi, onu aktaralım. Tatil için Türkiye'yi tercih eden Çinli turist sayısı geçen yıla göre 2 kat arttı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Eminönen, iki ülkenin sadece turizm açısından değil, ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından da adım attığını söyledi. Asya bizim için uzak doğu değil. İki ülkeyi kendi lisanları üzerinden, kendi kültürleri üzerinden yeniden buluşturacağız. Çinli turistlerin gözdesi Türkiye oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre Çinli turist sayısı %97 arttı. Herkes bana diyor ki Çin gibi yerde bunu nasıl böyle hızlı başardınız? Birincisi inanmak. Tabii sürece inanmak, kültür merkezlerinin varlığının çok önemli olduğuna inanmak. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Eminönen, iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Hedef 400 binden fazla turistin Türkiye'ye gelmesini sağlamak. Ben şu an Çin'le olan ilişkilerimizde Çin'i sınır komşumuz olarak söylüyorum. Sınır komşumuz, neden sınır komşumuz? Çünkü Balkanlarda Çin'in yatırımı var, Afrika'da Çin'in yatırımı var, Orta Doğu'da Çin'in yatırımı var. Bu bölgelerde Türkiye'de çok etkin. Turizmin yanı sıra iki ülke arasında diğer konularda da yakınlaşma var. Ve bu ilişkileri siyasetten ticarete, kültür alanından turizme, finansa her noktada geliştireceğimiz için Yunus Emre de bu konuda çok önemli bir vazife görecek. Türkiye'de yatırım yapan nitelikli Çinli firma sayısı 1000'i aştı. Bütün Çin'den gelen yatırımcılara biz özel bölgeler oluşturma noktasında bile bazı illerde harekete bile geçtik. Mesela örneğin Urfa'da sadece Çinli insanların, iş adamlarının gelip yatırım yapacakları organize sanayi bölgesine yer ayırdık. Tarihi İpek Yolu vesilesiyle de önemli kazanımlar elde edildi. İş adamlarımıza şunu öğütlüyoruz, şunu anlatıyoruz. Çin'den ne alırım değil, Çin'e ne satarım artık tarzında düşünmemiz lazım. Çünkü Çin pazarı çok büyüyen bir pazar, zenginleşen bir pazar ve yaklaşık 300 milyonluk bir orta gelir. Türkiye ve Irak arasında da önemli bir konu var. Çin'le ilgili ayrıntılar böyleydi. Önemli konu neydi? Ovaköy sınır kapısı. Bununla ilgili yeni gelişmeler de var. Irak Başbakanı Haydar El-Abadi'nin Türkiye ziyaretiyle Ovaköy sınır kapısının açılması yeniden gündeme geldi. Habur'a alternatif olacak sınır kapısının açılması durumunda Erbil yönetiminin vergi alamayacağı Türk malları doğruca Musul ve Bağdat'a nakledilecek. Sürecin Amerika ve İsrail'e dışladığı belirten uzmanlara göre Ovaköy kapısı aynı zamanda teröre karşı ortak mücadelenin de anahtarı olacak. Açılacak sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Ovaköy Türkiye tarafında ikinci bir gümrük kapısının açılması çok önemli. İkinci kapının açılması bizim bölge açısından çok stratejik bir hamlemiz. Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi'nin Ankara ziyareti sonrasında Ovaköy sınır kapısı yeniden gündeme geldi. Türk tırları Barzani'ye haraç vermeden doğrudan Telefar üzerinden Musul'a inecekler. Musul'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Basra'ya geçebilecekler. Şu anda birçok Türk ihracatçısı deli dumrul vergisi gibi sürekli vergi ödüyorlar. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik kurulacak yeni sınır kapısıyla Amerika ve İsrail'in bölgedeki planlarının boşa çıkacağını söyledi. Barzani bölgesinin devre dışı bırakılması, Irak'ın toprak bütünlüğünün bölünmesi hamlelerini de önemli ölçüde etkileyecektir. Yeni sınır kapısı teröre karşı Irak'la ortak operasyonun da anahtarı. Zira yeni sınır kapısından Bağdat'a uzanan karayolu terörist unsurları da dışlayacak. Türkiye bu konuda Irak'a PKK'yı birlikte temizleyelim dedi ve Irak da buna sıcak. Yani o nedenle önümüzdeki dönemde PKK terörünün o bölgeden temizlenmesinin de yolunu açacak bir süreci mecburen başlatacak. 14 Ağustos'ta yapılan Erdoğan İbadi zirvesinde de terörle mücadelede ortak mesajlar verilmişti. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardı. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye'ye veya herhangi bir komşumuza karşı bir mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Ve Türkiye'nin terörle mücadele operasyonu hem yurt içinde hem yurt dışında yürütülen operasyonlar var ve büyük kararlılıkla bu operasyonlar da devam ediyor. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var sırada. Tunceli ve Van'da ikisi turuncu listede aranan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda silah ele geçirildi. Güvenlik güçleri Tunceli'yi PKK'dan temizliyor. Her nokta karış karış aranıyor. Dün 5 PKK'nın öldürüldüğü Tunceli kırsalında iki terörist daha etkisiz hale getirildi.
PKK'lıların kimliği de açıklandı. Örgüt üyelerinin turuncu listede bulunan sözde Dersim sağ sorumlusu Ömer Durağan ve sözde Batı cephe sorumlusu Pınar Yıldırım olduğu belirtildi. Teröristler Van'da da tutunamıyor. Devletin yanında yer alan bölge halkı Başkale ilçesi Sallıdere mahallesinde geldiği ve eylem hazırlığı içerisinde olan teröristleri güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgede hemen operasyon başlatıldı. Ağaçta saklanan bir terörist daha yakalandı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren bir teröriste çıkan çatışmada öldürüldü. PKK'lılara ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Adıyaman'da ise PKK'lılar mermer ocağını bastı, iş makinelerini yaktı. Güvenlik güçleri teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki ekonomik yatırımları hedef alan PKK'lı teröristler Adıyaman'da mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri darp eden PKK'lılar ardından iş makinelerini yaktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Askerler olay yerine gittiği sırada tuzaklanan el yapımı patlayıcı patlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı, zırhlı araç zarar gördü. Yaralı bir uzman çavuş Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişi oldukları belirlenen teröristlerin mermer ocağındaki 9 araç, 3 iş makinesi ve 1 kırma makinesine zarar verdiği belirtildi. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmezken PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. Yurttan haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Diyarbakır'da yaylada doğum yapmak üzere olan kadın imdadına Türk Silahlı Kuvvetleri yetişti. Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu illerinde sadece operasyon yürütmüyor. Bölge halkının da imdadına yetişiyor. Bunun son örneği Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşandı. Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının doğum sancısı tuttu. Hemen 112 acil servisine bilgi verildi. Durumun aciliyeti nedeniyle acil servis yetkilileri jandarma bölge komutanlığından yardım istedi. Hastanın helikopterle hastaneye taşınması istendi. Her zaman olduğu gibi TSK yine vatandaşın yardımına koştu. Bölgeye sevk edilen helikopter kadını yayladan alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırdı. Olayla ilgili açıklama yapan valilik, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Sırada emek dünyasından bir haber var. Uyum ve makro marketlerinin Migros'a devrinden sonra yaklaşık 1500 emekçi işinden oldu. Yasal hakkı olan tazminatları bugüne kadar alamayan emekçiler bu kez İstanbul Beylikdüzü'nde eylem yaptı. Yıllarca emek verdiler, bir anda işlerinden oldular. Devredildikten 3 yıl gibi bir kısa bir süreç içerisinde hileli bir şekilde iflas ettirilerek mağdur edildik. Uyum ve makro marketleri Migros'a devredildikten sonra yaklaşık 1500 işçi işinden oldu. Yasal haklarını kullanamayan işçiler Nakliyat İş Sendikası öncülüğünde eylem yaptı. Biz bir yıldır eylem yapıyoruz. 10 yıllık emeğimizin, 15 yıllık emeğimizin karşılığını almak için. Bir yılımızı kutlayacağız. Zaferle, inşallah zaferle kutlayacağız. İşçiler markete gidip alışveriş yaptı. Kasalarda para ödemeyerek marketi protesto etti. Haklarımızı almadığımız için böyle bir eylem yapıyoruz. Tazminatlarımızı ödemediği için, hesabımda da para olmadığı için ödeyemeyeceğim. Bunu yetkililerinize söylersiniz, olur mu? Real'den atılan Media Market işçileri de Migros mağduru işçileriyle yan yana yürüdü. Şimdi Venezuela'ya uzanıyoruz. Türkiye ile Venezuela ilişkileri son dönemde artmıştı. Biliyorsunuz Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya da bir suikast saldırısı gerçekleşmişti. İşte tam bu devrede Türkiye'den kritik bir destek geldi Venezuela'ya. Neymiş bakalım. Türkiye, Venezuela'ya insansız hava aracı jesti yapacak. Başkent Caracas'ta suikast girişimine maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek amacıyla Türkiye'den Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne İHA gönderilecek. Aselsan'dan alınacak silahlı İHA'ların ücreti de Türkiye tarafından karşılanacak.
Aydınlık gazetesinden Erdem Atay'ın haberine göre Venezuela'ya verilecek İHA, Amerika'nın ekonomik saldırılarına maruz kalan ve direnen Venezuela devletiyle halkına destek amacı taşıyor. Maduro'ya düzenlenen saldırı da bir İHA ile yapılmış, araç saldırı düzenlenmeden imha edilmişti. Gerçekten oldukça anlamlı bir destek olmuş değerli izleyenler. Şimdi festivale bakacağız. Ankara'da bir festival var ama öyle bildik festivallerden değil. Mango Festivali kim, nerede yapmış? Şimdi ayrıntılarına bakalım. Başkent Mango Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 4 yıl boyunca Mango Festivali'ne ev sahipliği yaptık ve her seferinde bir öncekinden daha iyi oldu. And each time we hope it is getting better. Pakistan Ankara Büyükelçiliği resmi konut bahçesinde Mango Festivali düzenlendi. Distinguished guests. Pakistan dünyadaki en büyük 5. mango üreticisi ve en büyük 6. ihracatçısıdır. Festivale İran Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahriyan Fard, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin'le çok sayıda misafir katıldı. Ve mangoyla aradan geçen uzun yıllar sonra tekrar buluşmuş, kavuşmuş oldu. Festivalde konuklara mango ile yapılmış yemek, içecek ve tatlı çeşitleri ikram edildi. Festival a success. Pakistan mutfağının değişik örneklerini ve birçok mangoyu ve mangodan yapılmış ürünleri sizler için seçtik. Festivalin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Muhammed Cyrus Sajjad Kuzi, mangonun Pakistan için önemine dikkat çekti. Biz Pakistanlılar mangoyu meyvelerin kralı olarak adlandırırız ve majesteleri bir kez daha varlığıyla bizi onurlandırıyor. Biz Pakistanlılar için mango sadece bir meyve değildir, aynı zamanda tarihimizin ve zengin kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Evet, festivalde güzel görüntüler vardı. Onları ekrana taşıdık. Şimdi değerli izleyenler, gazete manşetlerini tamamladık. Haberlerimiz de bitti. Şimdi size bir sürprizim var. Sizin için yine internetten iki güzel video seçtim. Onları göstermek istiyorum hemen hızlıca. Arkadaşlarımdan rica edeyim, videolar hazırsa hemen ekrana taşıyalım. Öncelikle bu görüntü. Bu değil. Evet, oynatalım arkadaşlar. Bu değildi. Yanlış görüntüyü taşıdık ekrana. Evet, bir fil görüntüsü. Yavru bir fil. Yaz ayları tabii malum sıcak olunca filler de bu sıcaktan kötü etkileniyor. Tabii yavru filler daha da etkileniyor. Bir havuz yapılıyor yavru file hayvanat bahçesinde ve onun içine giriyor. Ve içine girdiğinde de yaşadı. Şu anda videoda bir sorun var herhalde. Arkadaşlarım ekrana getirdi ama tekrar yayınlayabiliyor muyuz arkadaşlar o videoyu? Oynatamıyoruz herhalde, bir sorun var. Evet, videoyla ilgili sürpriz hazırlamıştık ama sürprizi tam olarak yapamadık değerli izleyenler. Saatime bakıyorum, saat 9.40'ı gösteriyor ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yine Günaydın Türkiye'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkuyla veda ediyoruz. Yine karşınızda olmak üzere, hoşça kalın. İngilizler Eskişehir mıntıkası Kuvayi Milliye Kumandanı olan Atıf Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Kuvayi Milliye Kumandanı bir zatın kendini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirler almış olması lazım gelirdi. Bu husustaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman birbiri ardınca teşebbüslerde bulunmamızı icap ettirdi. Malumu haliniz, o tarihte Eskişehir'de İngiliz kıtaları vardı. Fuat Paşa toplayabildiği milli kuvvetlerle bizzat Eskişehir'e yakın Cemşit mevkiine gitmişti. Eskişehir'i uzaktan kuşattı. Eskişehir'de bulunan İtilaf Kuvvetleri Kumandanı General Sully Clayt, Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupta kullanılan tabirler ve Kuvayi Milliye'mizi vasıflandırma şekli, milli kumandanlarımızın ve Kuvayi Milliye'mizin yüksek şeref ve haysiyetine karşı bir tecavüz kabul edildiğinden ve adı geçen generalin hak ve selahiyeti haricinde görüldüğünden, bu hususta İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri siyasi temsilcilerinin bir muhtırayla nazarı dikkatleri çekilmişti. 25 Eylül 1919 tarihinde General Sully Clayt, Fuat Paşa nezdinde gönderdiği bir heyet, kibir erkanı harp binbaşısıyla Eskişehir İngiliz Kontrol Subayı'ndan meydana gelmekteydi. İngilizlerin dahili ahvalimize ve milli harekatımıza katiyen müdahale eylemeyeceklerine dair söz verdiler. Bu sıralarda İngilizler, Merzifon'da bulunan kuvvetlerinin geri alınması halinde memnun olup olmayacağımızı öğrenmek istemişlerdi. Bir tabii pek memnun olacağımızı bildirmiştik.
hakikaten oradaki kuvvetlerini bütün ağırlıklarıyla beraber evvela Samsun'a çektiler, ondan sonra oradan da İstanbul'a naklettiler. Eskişehir'e hakim olduktan sonra Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa havalisine göndermeyi düşünüyorduk.